JR Halkın Televizyonu Kıbrıs Genç TV'nin Londra'dan yayınımız sürüyor. Londra stüdyolarımızdan ve bu akşam Londra Spor programımızla birlikte olacağız. Ve konuklarımız, evet, futbol ama eski bir milli basketbolcuyu, evet, Filiz Yükrük'ü bu akşam Erdoğan Bacar'la birlikte konuk olarak programımıza aldık. Futbol ve basketbol beraber konuşacağız. Filiz Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız Filiz Hanım? Çok iyiyim, sağ olun. Sizler nasılsınız? Evet, futbol dedik ve futbolun yanında basketbol ama bu akşam birlikte basketbolla konuşacağız. Çünkü futbolun icat edildiği bir ülkede basketbol çok gerilerde kaldı bu ülkede. Ama siz geldiniz ve Kuzey Londra'da çok iyi bir faaliyet başlattınız. Ve Filiz Yükrük kimdir? Biraz sonra onu tanıyacağız. Ve faaliyetleriniz nelerdir? Ve gelecekte neler yapacaksınız? Onları da Londra'da yaşayan, Türkçe konuşan topluma sizi tanıştıracağız. Özellikle İngiltere'de Türk Dili ve Kültürü Okulları'nda da spor yönünden faaliyet yürütebilirsiniz. Okul yetkilileri bizi bu akşam izliyorlarsa Filiz Hanım'a ulaşsınlar ve Filiz Hanım'ın nasıl bir sporcu geçmişinin olduğunu da bu akşam sizlere aktararak neden birlikte çalışmanız gerektiğini anlayacaksınız ve sanırım toplumumuza Filiz Hanım'ı tanıştırmış olacağız. Evet sevgili Erdoğan Hoca, nasılsın? İyi akşamlar. Her şeyden önce yine iki haftadan sonra ekranlardayız. Bizi izleyecek olan izleyicilerimize Londra Genç TV stüdyolarından herkese iyi akşamlar. Programı çok yoğun bu akşam, çok zengin. Futbolun içine Alper Meyan dediği gibi basketbolu da ekledik bu akşam Filiz Hanım'la beraber. Ligin sonu geldi. Son maçların yorumları ve playoff heyecanı sardı. Playout heyecanı sardı takımlarımızı. Akabinde de KKTC milli takımının Londra'ya gelmesi de ayrı bir heyecan yaratıyor. Ve bir bölümde de artık inanıyorum Gençler Ligi'ni tamamıyla halletmek durumundayız. Sona yaklaştık ve liginde herhalde önümüzdeki hafta başlayacağını buradan müjdeleyelim. Ufak tefek bazı eksiklerimiz kaldı. Şimdilik ben sözü Alper Meyan'a bakayım. Sıramız geldiğinde konulara değineceğiz. Filiz Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk Erdoğan. İnanırım bu akşam siz de güzel yorumlarınızla programımıza katkı koyacaksınız. Teşekkür ederim. Artık mesela dediğiniz gibi biz futboldan, siz de basketboldan. Basketboldan. gideceğiz. Allah evet. Sonumuzu hayır getirsin. Sporda bir program olacak. Çaylarını hazırlasınlar. Hemen yudumlamaya başlasınlar. Yoğun çok. Programı çok yoğun ve çok çekici bu akşam. O yüzden sözü Alper Meyan'a veriyoruz. Evet. Canlı telefon bağlantılarımız da olacak. Futbolun nabzını Londra'da birlikte tutacağız. İlk tek ve rakipsiz Londra spor programımızla birlikte. Ama önce gündemi basketbolle başlatalım. Ve London Basketball Training Family. Evet Filiz Hanım, çok güzel bir isim de. London Basketball Training Family. Evet. London Basketball Training aslında. Ama bir aile olduk dediğiniz gibi. 2012 Ocak ayında başladık. Neredeyse bir 100-150 çocuk galiba okulumuzdan geçti. Ve şu anda 80-90 gibi bir sayımız var. Genelde Türkçe, sizin de söylediğiniz gibi Türkçe konuşan çocuklar. Fakat yabancı uyruklu da bulunmakta. O beni çok mutlu ediyor çünkü her kesimden, her şeyden gelen çocuklar bir araya toplamak, kültürden gelen çocukları bir araya toplamak ve basketbolu sevdirmek çok önemli. Ama biliyoruz ki Londra'da çok basketbol, hani Türkiye'den gelince acayip öksüz bir durum yaşıyor burada insan ister istemez. Lakin neredeyse 3 yıl oldu. Bu 3 yılın sonucundaki gelişimi gördüğüm zaman da çok mutlu oluyorum gerçekten.
Evet, ben yıllar önce O2 Arena'da bir mini dörtlü turnuva vardı. Amerika'daki Dünya Kupası maçlarının öncesiydi. Türk milli takımı, İngiliz milli takımı, Amerika milli takımı ve sanırım Fransa'ydı orada. Mini bir dörtlü turnuva yapılmıştı. Tabiri caizse Türk milli takımı da orada biraz basketbol resitali yapmıştı, gösterdi. Ve onları izlemiştim ve yıllar önceki yıllarımı hatırlamıştım. Ben de basketbolda uzak kalmışım. Evet. Lise ve üniversite yıllarını, ilk yıllarında oynamıştım basketbol. Ve çok zevkli bir oyun. Aklın birleştiği ve çok küçük bir alanda Onu şimdi takım sporları çocukların gelişiminde çok önemli bir etken. Neden? Çünkü paylaşmayı öğreniyor. Aynı zamanda da strateji, yani takım sporlarında strateji vardır. Hani bireysel sporlar gibi sadece hedefe kilitlenmezsiniz. Futbol, voleybol, basketbol. Bu yüzden de ben çocukların gelişimlerine çok büyük bir katkısı olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden de herkesin gerçekten hani takım sporlarına bir şekilde dokunmalarını istiyorum. Yani bu da tabii ki velilerin birazcık da özverilerine de kalmış oluyor. Çünkü çocuklar bazen farkına varamıyor olabilirler, bulamayabilirler hani etkinlikleri. Burada anne, babalar eğer biraz search yaparlarsa, biraz daha hani böyle dikkat ederlerse, nereye götürebilirim, nasıl bir etkinlik var çevremde diye, o zaman çok kolay bulabilirler. Bu yüzden de buradan herkese seslenmiş olayım, çünkü zaman biraz hani daha verimli kullanma adına Selby Center'da hafta sonları White Hart Lane'da hem cumartesi hem pazar günü gruplar yaşlara göre ayrılıyor. Hem kız hem erkek çocuklar gelebilirler. Saat aralığımız cumartesi 11 ile 1, pazar günü de 12 ile 2 arası. Cuma günü de bir grubumuz var. Bu yüzden de bana ulaşamam. Cuma günü akşam üzeri, okul sonrası. Fakat talep var aslında. Hafta içi daha çok yapın hocam, daha çok gelelim diyen veliler var. Fakat benim ayrı yine sporla ilgili personal trainer olarak görev yapıyorum. Bu yüzden de hafta içini biraz daha ona ayırıyorum. Spor salonundan yapıyorsun. Yok, özel. Bu yüzden de daha çok hafta sonuna kendimi ayırdım basketbol olarak. Bana ulaşmaları için Filiz Yükrük Facebook sayfamdan, aynı zamanda sizin söylediğiniz gibi London Basketball Training olarak da yazıp yine hani Google'dan ya da Facebook'tan, Instagram sayfamdan da yine Filiz Yükrük yazarak da bana ulaşabilirler. Ama adresimiz çok net, çoğunlukta herkesin bildiği Selby Center, White Hart Lane. Hepsini bekliyorum gerçekten. Telefon numaranızda. Bence buradan ona seslenin. Yoksa evet. Bir masum yoktur. Yok, hayır. 075-83-700-74-9. Güzel, yani. Tekrarlayayım. 75-83-700-74-9. Bana ulaşabilirler. Madem ki 80-90 tane öğrenciye ulaştı bu iş. Demek ki veliler bu işten memnun. 150 idi ve 80-90 arası devamlılık var. Bu da güzel bir total. Evet, aynen. Yani 150 öğrencinin kayak yaptırması ve 80-90'la devam etmesi çok büyük bir oran. Yani. Ben çok mutluyum, evet. Yani devamlılık ve süreklilik açısından. Aynen. Şimdi ailelerin durumu nasıl? Yani ilgileri var mı orada? Yani için çok arge getiriyorlar. Orada durup izliyorlar mı treningleri, şeyleri, oluşumu? Çoğu izlemeyi tercih ediyor. Var mı? Yani orada var, o ilgi var orada ailelerde. Var, kesinlikle var. Yani ben çok memnunum. Hatta birebir konuşmalarımız var. Hani çocukların gelişimiyle ilgili karşılıklı alışverişlerimiz var. Çünkü bu sadece antrenmana gelip haydi antrenman yaptık, şimdi de bitti, herkes evine falan değil. Çünkü orada gerçekten velilerle de aynı zamanda çocukların durumuyla da ilgili bir bilgi alışverişi var. Gelişmesi, yaşaması. Evet. Ve bazen veliler otururken de böyle hani izliyorlar. İşte bir tanesi geliyor, çocuğuna kızmaya başlıyor. Orada niye topu almadın? Orada niye atlamadın? Biraz agresif olsana.
diyorum ki biraz sakin ol. Çünkü her çocuğun farklıdır karakteri. Yani biri çok çabuk adapte olur, biraz daha agresiftir, şeydir ama bazıları biraz daha sakindir. Biraz zaman vermek lazım. Sonra gelişimi gördüklerinde kendileri gelip ya hocam haklıymışsınız diyenler de oluyor. O da beni gerçekten tekrar mutlu ediyor. Yatırımlığı el atacaklarsa kendileri yapsın. Evde çalışırsınlar çocuklar. O biraz geçen, hafta şimdi futbol, basketbol, futbol bazı konularda buluşacak bir yerde. %100. Yani ne açısından? Bizim buradaki Türk toplumu olayı açısından konuya gireyim. Biraz ne kadar yalnızlık çeker hocalar ve bu işe girenler. Geçen hafta cumartesi bizim Türk Toplumu Futbol Federasyonu'nun bir youth ligi var. Yani gençler ligi var. Ara verildi. Bazı gençlerimiz o yaşlardaki takımlara katıldılar şu anda. İngiliz takımlarında oynuyorlar. Huddersfield diye bir yer var. North London'ın dışında böyle bir kasaba gibi bir yer var. Talep geldi. Dedi ki hocam bugün bizim filanın Zekan'ın maçı var diyor. Gidip izleyelim mi orada? Dedim tabii gideriz. Uzak da değil. Gidip çocuk bizi bir görse orada bir sadece Zeka değil birkaç oyuncumuz da oynuyorlar. Gittik orada gayet tesisler çok güzel. Ailelerin orada yoğunluğu çocuğu getiriyor fakat en az her ailede bir iki tane daha şey var orada. Refakatçısı var. Saha çok güzel. Isınma yerleri çok güzel. Neyse biz tiketlerimizi kestik. Hı hı. Ödemeli yani. Hı hı. Gittik oturduk ve izlemeye başladık maçı. Hı hı. Emin olun biliyor musunuz spor kültürü olarak, bizden binlerce kat üstünde daha bu insanlar. Yani her ailede muhakkak bir iki kişi vardı orada. Ben niye buna değinmek istedim? Basketbol açısından. Yani refakatçi var mı? Ailede ilgi var mı? Hı hı. Çünkü ben de epey uzun zamandır altyapılarla çalışıyorum. Hem kendi takımımda hem federasyonda katılan gençlerle ilgili. O yüzden ailelerimizin buradaki Türk toplumu ailelerimizin çocuklarına muhakkak biraz daha destek ve orada refakatlerini canı gönülden istiyorum. Ya çok önemli bir noktaya yani değindiniz. Tabii ki sizin kendinize bir katkı olsun yani aileler açısından. Tabii. Yok yani tabii ki hepsi aynı olmuyor ama dediğiniz şey çok önemli bir nokta. Buradan da herhalde mesaj alınmıştır diye düşünüyorum. İnşallah. Çünkü en sevmediğim bir cümle var. Kaçta bitiriyorsunuz deyip gidiyorlar. Evet. Getir çocuk koyuyor oraya. Hocam kaçta bitiyor? Ona göre gelip çocuğumu alayım diyor. Hı-hı. Ya kalsana orada bir saat bir antrenmandır. İzle çocuğunu gör. Yani gelip oraya niye koyuyorsun parkın içerisine? Daha evin arka bahçesinde ver bir top koşusun, vursun oynasın. Çünkü bu genç altyapılar sadece top öğrenmek için değil. Orası bir okul. Öyle. Okul. Öyle. Çünkü çocuklar orada çevre yapıyor, arkadaş yapıyor, tartışıyor. Her şeyi öğreniyor orada. Tabii sportif açıdan diyor. Orada. Ve o gelişimini görmek, ailenin görmesi lazım orada. Bak ne diyorsun sen? Ya oğlum niye topu kapmadın diyor. Tamam affedin git sen al hocanı. Hocanı mal geri sen gir. O evet. Esprisiydi işin. Evet. Tabii buyurun söz için gir. Bak güzel güzel görüntüler de var burada. Evet bu oyunculuk dönemimden 25 yıl profesyonel olarak oynadım. 103 kez A milli oldum. Galatasaray'da uzun yıllar şampiyonluk, üst üste şampiyonluklar yaşadım. Yurt dışı tecrübem oldu. Kudüs'te, Asya, Jerusalem'de oynadım. İlk yurt dışında oynayan Türk oyunculardan biriyim. Çok güzel. 25 yıl uzun bir zaman. Çok uzun bir zaman. Evet, yani. Çok. Bu yüzden bırakınca bir yıl genel menajerlik yaptım birinci ligde bir takımda. İki yılda altyapı antrenörlüğü ve Çankırı Üniversitesi'nde hem okuyordum. Orada antrenörlük yaptım. Daha sonra da buraya gelme kararı aldım. Onu da hemen anlatayım. Yani bütün ailem İngiltere'deydi uzun yıllardır. Ben hep Türkiye'de tek başımaydım. Bıraktıktan sonra dedim ki yani ailemle de birlikte olmalıyım. Yani hayatımın bir daiminde çünkü uzun yıllar ayrı kaldık ve buraya gelip onlarla beraber olmak için de amacım aslında oydu. Bildiğin iş en iyi iş demişler. Gelince ne yapabilirim? Aynen. Yine basketbol dedim, yine spor dedim ve böyle bir şeye el attık. Güzel, çok güzel ve değişik bir olay burada. Yani futbol, futbolun genel merkezi içerisinde basket dikkatı. İnşallah bu program faydası olur size. Teşekkür Çünkü ediyorum. Basketbolu da çok seviyorum. Ben de seviyorum, izlemeyi de çok seviyorum. İyi de bir Beşiktaşlıyım yani. O yüzden
basketbolda çok seviyorum, izleyici olarak da oynamadım. Okul yıllarında yine futbol delisiydim ben. Evet. Ben aktif olarak 42 sene yakın bir futbol şeyim var. Yani hem oynama hem yöneticilik bazında. Evet. Ama her türlü spor şeyler seviyorum ama basketbolda ikinci sırada. Evet, ben basketbol duyunca biraz araştırma yaptım. İngiltere'de bizim toplumumuz içerisinde, Türkçe konuşan toplum içerisinde yıllar önce sevgili Nuran Ezer bir basketbol takımı kurmuş. Öyle mi? Evet. Ve ligde de oynamışlar. Bunun birkaç dergi vardı. Ofisinde onları gördüm. Nuran Ezer basketbola çok meraklı. Futbola olduğu kadar. Spor için. Evet. Çünkü üniversiteli yaşamda basketbol ön plandadır sanırım. Yani üniversite, evet, öğrencileri tarafından. Yani basketbol daha iyi bir şeydir, spordur gibisi. Yani takım oyunudur. Bilmiyorum, öyle hissettim ben. Yani ya da araştırmalarım onu gösterdi. Tabii futbolsuz da yaşam olmaz ama basketbolun ayrı bir yeri vardır. Yani futbolda bir tutkudur. Yani İngiltere deyince tabii ki futbol. Yani açık söylemek gerekirse ben bu ülkeye geldiğim zaman inanın şok geçirdim. Çünkü Türkiye'de çocuklara böyle futbol oynatabilmek için okullar, kulüpler böyle bir yeşil çim saha, bir alan bulsalar yani öp başına koy derler ya. Betonda falan oynuyorlar yani. Hani ya da kapalı spor salonunda oynuyorlar. Buraya bir geldim, High Park'ı bir gördüm. Bir gün yani park zaten hani çok büyük bir park. Güzel. Pazar günüydü. Ya parkı belki 15-20 takıma ayırmışlar. Çocuklara aynen, çocuklara antrenman yaptırıyorlar. Yani koskoca bir çim sahaya yani ve Londra'nın, İngiltere'nin her yeri High Park kadar özel, büyük bir sürü park. Her mahallenin arasında yüzlerce, var. Yüzlerce, yani binlerce. Şimdi bu ülkede nasıl futbol gelişmez? Ama altyapılar koydu. Şu altyapılar işte koydu. Hani şey de var. Yani imkan da var diye düşünüyorum. İmkan da var. Zaten pazar futbolu park futboludur. Futbol orada başlar. Amatör futbol. Evet. Pazar futbolu park futboludur. Pub futbolu. Eğlence. Eğlence futboludur. Evet. Burada. Ama tabii dediğiniz gibi altyapı çok çok daha önemli tabii ki. Yani. Zaten çocuklar Filiz Hanım. Bu her türlü spor dalında hele dediğiniz gibi altyapıdan, okuldan başlıyor. Yani 5-6 yaşlarında başlıyorlar. Hı hı. Hatta dün akşam bu konu gene açıldı bu konuya. 3-4 yaşından alıyor da. Öyle yetenekler var diyor. Biri bana kimdi ya Allah aşkına. 5 yaşında çocukları altyapıdan alıyorlar ve itiyorlar. Yani o yeteneği buluyorlar ve alıyorlar. Yani bir bakıyorum Almanya'ya, bugün Almanya yetişen Türk çocuklarımız, bazıları tabii tercih etti Almanya international takımını ama onlarca da genç Türk milli takımını tercih etti. Bugün takımın %70-80'i Almanya patentli çocuklar, yani Almanya'da yetişen çocuklar, oyuncularımız. Evet. Şu anda milli takımı sürüklüyor. Koskoca memleket, 80 milyonluk bir memleket, futbol çok seviliyor diyorlar. Orada bir fanatizm var, bir holiganizm var. Çünkü bakıyorum ikinci lig, birinci ligimiz var, ikinci ligimiz var. TRT bütün maçlarına renklen geliyor. Bütün maçları veriyor. Hı hı. Oturuyorsun cuma günü, maç. Cumartesi 5 maç. Pazar günü 7 maç. O bitiyor, o başlıyor. O bitiyor, o başlıyor. Bakıyorum tribünlere, 100 kişi, 500 kişi, 600 kişi. Eskişehir oynayacak, yerinde oynayacak. Orada 20 bin kişi, 15 bin kişi. O da bir, yani çok az bazı bölümlerde ama seyirci yok Türkiye'de. Bugün Türkiye Galatasaray maç oynuyor. 2000 kişine, 2500 kişisine oynuyor geçen hafta. Koskoca Galatasaray. Övündüklerinde bir harmaniyel istiyorlar. 30 bin seyircim var, 30 milyon şeyim var diyor. 40 bin lira bir sahip, 40 bin kişi bir sahip olduramıyorlar. Beşiktaş iyi gidiyor, her hafta full çekiyor. Yani Türkiye'de spor başarıya dayalı bir olay. Yani Beşiktaş iyi giderse türbünü dolar. Fenerbahçe adam avukat geldi. Diyor ki ben programlarda dedi, programlarda bu türbünle dedi full görüyordum. Yani 60 bin kişi vardı. Bu seyirci nerede? Takım başarısız, seyirci de gelmiyor.
Onun için ben burada yine diyorum. Bunun kaynağı kültür mü? Tabii spor kültürü var. Spor kültürü. Burada niye böyle? Bugün Schalke 0-4 her hafta 70 bin kişi oynuyor. İşte. Evet. Borussia Dortmund 76 bin 80 bin kişi oynuyor. Ve bıraksın onu İngiltere, bu Almanya, Hollanda, gelişmiş Batı Avrupa ülkeleri. Şu anda benim bildiğim bir şey ki gerçek bilgidir. Arsenal'ın 68 bin, 70 bin kapasitesi sahası vardı. O kadar da dışarıda sıra bekliyorlar. Sezonluk şey alsınlar, tikelerini alsınlar. Evet. O kadar da dışarıda seyirci. Yani bu bir Arsenal 150 bin kişi stat yapsa her hafta full çekiyor. Her hafta full çekiyor. Ve gene yetmez. İşte benim ne demek istediğimi anladınız siz. Evet. Arsenal kaç yıl şampiyon olmadı? Evet. Hiç seyircisi her sene artıyor. Her sene artıyor. Fakat Türkiye'de bu çok farklı. Evet. Burada yetişme yetişmiyor. Eğer çocuklar parklara getirilip 8-10 yaşına bırakılıyorsa, 12-13 yaşında hocam kaçta bitirin tramınız, ona göre biz de birilerine gelelim. Yani kahve faslını bitirin de gelelim. Ya da shoppingi bitirip gelelim havasıyla. Yok. Bu destek değil. Sen o çocuktan kurtulmak istiyorsun. Getiriyorsun oraya, hocanın başına atıyorsun 1-2 saat. Sen de gidip bol bol geziyorsun, shoppingini yapıyorsun. Bu öyle değil. Öyle değil. Spor kültürü öyle değil. Evet. Evet. Yaşıyoruz. İşte birçok gençlerimiz gidip İngiliz takımlarında gidip kurs görüyorlar, eğitim alıyorlar, altyapı görüyorlar. Çok farklı. Her aileden yüzlerce aile isterseniz gidip görebiliriz hafta sonları. Bir onların bir şeyine bakacaksın, bir de gelip bizim Pierce Park'a bakacaksın veya diğer akademi düzeyinde çalışan takımlarımızın öğrencileri var. Ben gidip görüyorum. Beşiktaş'ın da var, filanın da var, filanın da var. Gidip görüyorum. Sadece çocuklar 3 kişiler aşağıda izliyorlar. Aileler nerede bu insanların ya? Bu çocuk anneleri nerede? Babaları nerede? Anneleri nerede? Ablaları nerede? Kardeşleri nerede? Yok. Yok. Öyle bir şey yok. Ama inşallah senin basketbol dediğin olay bir yenilikti bu memlekette. Hele sizin gibi milli olmuş, işin ehlini bilen bir bayan basketbolcunun ve hoca hanımın inşallah dediğiniz gibi yeni bir şey katar buraya. Ya yeni bir zenginlik katar. Bunu antiparantez bir şey katmak istiyorum. Yani şimdi hedefi olmayan bir spor var. Londra'da basketbol yapmaya çalışıyorum. Çünkü ama lig var burada değil mi? Sen baktın bu işlere değil mi? Yani, lig var. Ligimiz var burada. Yani. Lig var ama hani bayanlar için yok. İşte hani çok vasat bir durumda. Hani bir futbolun popülerliği hani yok. Bu yüzden de çocuklara hedef göstermediğiniz zaman aslında orada birazcık sıkıntı yaşıyoruz. Şimdi esasında hocam çok ciddi bir konu bu. Evet. Ben buradan ekran önünden de seslenelim topluma. Basketbolu sevenler gelsinler size destek çıksınlar. Ve tamam İngiltere'de tanınmamış bir spordur ama belki İngiliz devleti bu sporun da bu memlekette yapılmasını ve üst düzeye çıkmasını ister. Biz Türkçe konuşan toplum genimizde basketbol vardır. Çünkü geldiğimiz ülkede basketbol oynadık. Tahsil yıllarımızda gördük. Sizler gibi misyoner insanların da bu spor dalını topluma aktarabilir. Özellikle basketbol dünyada Amerika'da en üst düzeyde. Zencilerin çok yer aldığı bir takım. Bu ülkede de çok zenci ulus var yaşayan. Boylar uzun. İstenen zaten özellik uzun boy. Ve uzun boyun yanında da çabukluk ister basketbol oynayabilmek için. Hatta futboldan daha da çabuk olman lazım. Ve çevik bir yapıya sahip olman lazımdır. Zaten ben her zaman söylerim, futbolda kaleci antrenmanı basketbol antrenmanıdır. ben evet kalecilere burada gerek Türk Ligi'nde Doğan Türk Birliği'nin kalecilerine ve Brimzon kalecilerine basket antrenmanı yaptırttım. Çünkü karın kasının güçlü olması lazımdır. Alt ve üst karın kaslarının çok güçlü olması lazımdır basketbolda. Ki çok zıplayabilesin. Atik olasın, çevik olasın ve basketbolu sürdürebilesin. Evet. Şimdi buradan yani ne kadar kişiye ulaşabilirsek o kadar tabii ki iyi. Birinci konu maç yapmakta sıkıntı yaşıyorum. Takım bulamıyorum.
eğer gerçekten bilgisi olan, çünkü benim de ulaşamadığım belki noktalar, yerler olabilir. Nural Bey esasında yok basketbol, yok basketbol diyoruz ama Nural Bey esasında bizi izliyorsa, sanırım izler, eğer yurt dışında değilse spor programlarımızı kaçırmaz, evet. İzler bizi. Nural Bey'den bu konuda bilgi alabiliriz. Çünkü süper. Nural Bey yıllar önce bu işin denemesini yaptı. Hı hı. Hatta voleybolda da Doktor Teoman sırrıydı. Epey de sürdü voleybolda. Şampiyonluklar alındı. Çok, evet, yani fikir alışverişi yaptık. Evet, ama basketbolu Nural Ezel yürüttü burada. Uzun yıllar yürüttü. Benim yerde. İçin de yeni bir haberdi. Doğru, yani. Nural Ezel'den bilgi alabilirik. İzliyorsa bizi katılabilir programımıza. Telefonla elimiz açıktır sevgili Ezel. Sevgili Ezel Türk Toplu Futbol Federasyonu'nun da onursal başkanlarından spora gönül vermiş bir iş adamı ve basketbolu da çok başkanı sesleniyoruz. Evet, yani başkan esasında bize ulaşsın, bizi şey yapsın ve bunu ileriye götürelim. Toplum içerisinde yani, spor kaynağı olur. Ben çok da güzel bir takımımız oldu. 16 yaş altı. İnanılmaz yetenekli çocuklar var. Formamız hazır, her şeyimiz hazır. Maç yapmak istiyoruz, turnuva yapmak istiyoruz. Bu konuda hiç değilse yardımcı olabilirse başkanım, çok sevinirim yani. Evet, telefonlar durmaz. Boşluk denir. Açamayın bunu herkes. Evet. Yani takım sporları tabii ki dediğiniz gibi atletik özellikler basketbolda çok önemli. Komple bir spor, çabuk oynanan bir spor ve bu da çocukların gelişimine çok büyük bir katkı sağlıyor. Yani hem zeka hem de çeviklik yönünde. Tabii tabii. Yani hafta sonu hani 1-2 saat antrenmanla çocuğa belki çok bir şey veremezsiniz profesyonel anlamda ama onun gelişimi için çok katkılarda bulunabilirsiniz. Şimdi Filiz Hanım bir şey sorabilir miyim? Evet. Açık olmamız lazım şimdi tabii burada. Ki. Şimdi burada bizi binlerce insan izliyor. Ve iyi bir izleyici kitlemiz de var yani burada. Daha bazıları izlemem ama biliyorum şimdi kulaklar bu kadar dinliyorlar. Şimdi işin biraz aslında sonra biz sizi yolcu edeceğim. Çok tartışmalı ve çetrefilli spor programımıza başlayacağız. Çünkü sosyal paylaşım sitelerinde paylaşılan olaylar da var. Evet. Ve çok çarpıcı bir program olacak. Evet. Sizi uğurladıktan sonra biz erkekler o işe devam edeceğiz. Şimdi burada yıllar önceden kurulan akademiler vardı. Şimdi futbol ama soruyu sana soracağım şimdi. Bu akademiler meyve verme, şimdi iki türlü ağaç var. Meyve veren ağaç var, meyve vermeyen ağaç var. Şimdi selvi ağacı var, meyve vermez. Ama asaleti duruşu bir ömre bedel. Gayet ince belli, çıkıyor yukarıya böyle yemyeşil bir ağaç. Evet. Meyve ağacı var, elma armut ağaçları var. Onun cazipliği meyvesi. Şimdi eskilerimiz diyor ki meyve veren ağaç taşlanırmış. Tabii meyve alma için taş atacaksın veya bir değnekle bir şey vurup meyveyi düşürüp alıp yiyeceksin. Şimdi bu akademilerin bizlere, topluma hiçbir faydası olduğunu zannetmiyorum futbol akademilerinin. Çünkü yıllardır bu çocuklar alıp Türkiye'ye götürülüyor. 20'şerli, 25'erli gruplar halinde. Bu çocuklardan bir tanesi bile, yani olur mu 15 sene boyunca bir tanesi çıkıp da bu seçmeleri, gerek Türkiye 2. liginde olsun, birkaç tane olmuş gibi olmuş, muş. Gene geri gelmiş, miş. Bu da galiba işte o meyveyi yiyen insanların oyunları. Bir tane adam çıkmadı. Ne bir Galatasaray'a gitsin, ne bir Fenerbahçe'ye, tabii onlar zordu. Bolu'ya gitsin veya Zonguldak'a gitsin veya ne bileyim nereye gitsin. Hala şu anda bu akademilerin bazıları, isim vermeyeyim, harıl harıl çalışıyorlar. Yani make money düzeninde. Para yapma. Para yapma işi. Onun için bu bahsettiğiniz akademiler Londra'daki akademiler. Tabii burada. Okay. Yani şimdi ne olsun da biz de gurur duyalım. Diyelim ki ya filan akademide işte bir çocuk gitti Kocaeli'de profesyonel oldu. Ben ne bileyim Denizli'de bak ne bahsediyorum ha. Türkiye birinci, ikinci, bahsetmiyorum yukarısını. Yani Bursa'dır. Alt kademilerden bahsediyoruz. Orada öyle bir şey de olsa yine bir
ışık olur buradaki gençlik için. Onun için aileler biraz da sabırsız ama bir sene getiriyorsun, iki sene. Çocuk 10 yaşında, 9 yaşında bu işe girdi. 15 oldu, 16 oldu. Hep sen para ediyorsun. Çocuklar gidip geliyor Türkiye'ye. Bir şey yok. Alınan bir şey yok. Oraya alıp deneme yok. Şimdi benim size bir sorum var. Şimdi madem ki burada henüz böyle bir lig düzeyine erişemedik. Fakat aileler çocuklarının spor yapmasını seviyor. Hele basketbolda dediğiniz gibi gelişim açısından gerek zeka, kültür, boyatma, arkadaşlık yapma vesaire vesaire. Orada bir okul gibidir orada. Hı hı. Acaba siz mesela görüyorum resimlerde de Türkiye Ligi'nde oynadınız. Hı hı. Transfer oldunuz, İsrail'e gittiniz, milli oldunuz. 103 kere. Büyük bir total. Şimdi büyük bir değerdir bir insanın burada ama şimdi ben diyorum ki mesela burada yetiştirdiğiniz kendi altınızda, kendi çabalarınızla böyle 3-5 tane gözüme kesinlerim ki Ayşe, Fatma, Osman, Mehmet. Bunları alıp getirip ne bileyim filan takıma bir göstereyim. Bu da bir yoldu sizin açınızda. Tabii ki. Yani şimdi burada mesela altyapılar dedik ki akademiler onlar evet, bana çok güzel bağladık oluyor ama birazcık şort dikkat gidelim sevgili bacım. Yani burada yetiştirdiğiniz oyuncuları Türkiye'ye götürüp orada çocukları değerlendirebilecek misiniz? Yani bir şey daha söyleyeyim size. Burada bir şey var. Çünkü geçmişte notori var. Bunlardan bir tanesi. Bir fark olabilir. Bir tanesi bile gidip orada ne bileyim filan takıma girse bu sizi uçurdur. Buradaki ilgiyi bire bin yapar. Yani işte Filiz Hanım işte bak gördüğünüz gibi iki çocuğumuzu filan takıma getirdi. Orada monte etti. Yani işin boşa gitmediğini ve burada sizin doğru bir seçim olduğunuzu gösteriyor. Hı hı. Ben de diyorum ya Allah aşkına bu kadar akademide bu isim vermeyeceğim. Ya bir tane oyuncu ya. Bir tane. Hı hı. Bir tane. Bırak 3 tane 5 tane. O yüzden size bir kapı açtım kapıyı burada. Yani tamam diyorsun maç yapamıyorum edemiyorum. Siz işin personelisiniz. Evet. Yok, yani... İsim vermiyorum. Baba isim vermem kimse ben. Esin. Ben onlar aldık benden. Hı hı. Onlar zaten bunlar için içindir şimdi. Ben konuşumda onlar beni dinliyor. Ayda da olsalar beni dinlerler. Çünkü ben arkada ne dersem önce de aynı şey söylerim. Bende 200'lük yoktu. Onun için yani bir tane getirsin buraya koysunlar. Aha be bacak desinler. Benim sanırım bacak. Aha ben bunu getirdim de şey imzalattım. Yok. Bunu siz yapabilirsiniz. Yani onun için rahat olmanız lazım. Çünkü bak dediği gibi kişiler var bu şeyle ilgili size yardımcı olacak. Var. Çünkü siz dürüst bir bayansınız. Şimdi sevdiğiniz hocam. Hakan Şükür 100 kere milli takımının futbol formasını giydi. Türkiye milli takımının 100 kusur Filiz Hanım da 100 kusur basketbol milli takım formasını giydi. Yani bu akşamki konumuz çok değerli. Üst düzey ve çok değerli bir konumuz vardı. Ben bir daha şey gösterdim Filiz Hanım'a. Teşekkür ederim. Bir tane oradan gitsen. Daha geriye git Fatih Terim vardı ki 100 kusur forma giydi. Milli takım forması giydi. Biz bunları televizyonlardan öğrendik. Ama haber olarak duyduk gördük. Ama bu akşam da bize nasip oldu. 100 kusur kere forma giymiş bir milli basketbolcuyu burada stüdyomuzda ağırlamak. Onun için ya Ender Bey'in sorusuna ben cevap vermek istiyorum. Erdoğan Bey pardon. Duyma ben Ender ben karıştırdım. Benim adım Erdoğan Bacan. Şimdi aslında bu fikir benim ta geldiğimde başından beri vardı. Hatta Türkiye sadece Türkiye değil. Benim Amerika'da da çok arkadaşım var basketboldan. İsrail'de de olması lazım. İsrail'de iletişimim yok. Yani o konuda çünkü bir yıl oynadım. Öyle çok fazla. Ama Amerika'da çok fazla Amerikalı oyuncu Türkiye'ye gelip oynadığı için hep yıllarca 25 yıl oynadın. Birileriyle hep bağlantı içerisinde oluyorsun. Ve onlar şimdi basketbol bıraktı benim gibi. Ne yaptılar? Menajer oldular, antrenör oldular. Ve 3 tane oyuncuyu Türkiye'den ben Amerika'ya burslu gönderdim. Tabii. Ve buradan en büyük hayal yani NBA'de basketbol oynamak ve üniversitede Amerika'da üniversiteye gitmek. Aynen neden olmasın? Benim cüreğim dedi gerçekten çünkü bir zamanlar yani, hayalimdi NBA'de. Bunu yapacağım yani. Sonra beraber Filiz Hanım'a katıldı bile kim olmuş? Evet başkanım. yani, futbolu bırakalım yani. Yok o başkanım. Şimdi başkan. Buradan futbolu bırakacağımı duyanlar varsa... İnanmamışlardı zaten. Yok, kına yakacaklar. Çünkü agresif bir başkan, agresif öyle bir mi? Yönetici. Yani agresif derken tabii ben kimseye darp etmem ama yani
sahaya çıktığım zaman da maçı kazanmak isterim. Ve devamlı her olduğum takımda muhakkak şampiyonluk yaşadım. Şampiyonluk da yaşadım. İkinci de geldim. Muhakkak bir kupa aldım. Zaten 10 yıllık tarihinde kulübüm 18 tane kupa kazandım. Yöneticilik zamanında. Onun için yani kazanmak için, çünkü spor kazanmak için oynayacaksın ama gentleman olacaksın. Kimseyi rahatsız etmeyeceksin. Ama ben varım diyeceksin. Yani geriye kaçmayacaksın. Çünkü biraz önce siz çok güzel bir cümle söylediniz. Takım oyunları stratejiktir. Hı hı. Ve bu stratejinin içerisinde akıl kullanmak gerekir. Evet. Gerek basketbol olsun, gerek futbol olsun. Aynen. İkisi de aynıdır. Hı hı. Takım oyunudur. Stratejiktir. Bir strateji kurman lazım. Hı hı. Yani hem yönetim, hem menajerler, koçlar ve hem takım, hepsi bir bütündür. Evet. Burada kenetlenmek lazım. Başarıyı elde etmek için disiplin gerekir. Hı hı. Disiplinli bir şekilde çalışmak gerekir. Her şeyin başı zaten disiplindir. Disiplindir, disiplindir. Disiplin, disiplin, disiplin artı maddi destek büyük başarılar demektir. Evet. Çünkü Napolyon Bonaparte'ın da meşhur sözü var. Para, 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 para diye. Zaferleri kazanan paradır. Yatırım ister. Böyle değerli insanlarla birlikte çalışmak gerekir. Dediğim gibi basketbol yeni bir olay. Ben şahsen Filiz hocanıma yardımcı olmasını isterim. Gerekirse ben de gelir. Yani hiçbir menfaat beklemeden sizinle birlikte çalışırım. Böyle güzel hem bayan hem erkek basketbol takımlarının buradan kurulması. Hı hı. En azından bu yapının, buradaki yapının, buradaki Türkçe konuşan toplumun, eğer burada basketbol yoksa Türkiye'ye gidebilir, Amerika'ya gidebilir dediğiniz gibi. Hı hı. Bu her şey dönemdir, dönem dönemdir. Çok güzel söylediniz. Benim zamanımdaki Amerikalılar ki beraber basketbol oynadık. Tüm dünya çapında. Onlar şimdi hepsi birer menajer takımlarda. Aynen. Basketbolla ilgili. Ve onlarla kontaklarınız vardır. Yurt dışında da basketbol oynayan bir kişi olarak insanınız da vardır. Elbette hep İngilizce konuştunuz. Ve kontaklarınız çok iyi. O yeterli imkan, şartlar ve yetenekli çocuklar çıktığı sürece onları değerlendirmek yani boynumun borcu gibi bir durum yani. Kesinlikle evet. De öyle olacaktır. İşin aslında materyaldir sevgili bacılar. Yani materyali bulduktan sonra hocanın niye değerlendirmesi? Yok. Emek veriyor sonuçta. Benim şimdi insanımız burada. Hı hı. Biliyor musun ne kadar dolandırıldılar bu konularda? Ne kadar? Şimdi yani. Şimdi bak yani onlar ki bu işi yaptı, eskiden önce yaptılar, hiçbir kariyerleri yoktu ama şimdi biz buraya ekran önüne 103 kere milli olmuş Galatasaray gibi bir kulüpte şampiyonluklar yaşamış. Eminim ki Galatasaraylısınız. Evet. Ben de Galatasaraylıyım. Öyle mi? Erdoğan Bey Beşiktaş'tı. Evet. Benden onun kalısı siyah beyaz bakıyor. Evet. Benden uzak dur. Bize sana kırmızı çok yakışıyor diyelim ve öyle de siyah beyaz. Hasanet siyah beyaz. Renkleri geç. Neyse. Herhangi yani, bir var. Siyahın çekiciliği kullanılmaz. Siz siyahın çekiciliğini kullanıyorsunuz. Beşiktaş olarak. Yok zaten rakip olmazsa rekabet olmaz. Yani evet. Birileri Beşiktaşlı olacak, birileri Fenerbahçe, birileri Galatasaray. Şimdi dönem Beşiktaş'ın dönemidir. Onun için evet, şu an yani gerçekten buradan izleyelim, tebrik ediyorum. Aynen. Evet. Bütün takımlar bizim. Evet. Ama Türk futbolunu dünyaya tanıtan Galatasaray oldu. Şaka çıkardık. Ona şimdi bak, yeni bir spor adamı, kıskanç olmayacak. Daima, tamam ne kadar da renginin hastası olsan bile, gerçekleri tarih yazar, tarihi de Galatasaray yazar. Tamam. bir Beşiktaşlı olarak bunu söylediysek sevgili Baca, seni tebrik ederim. Ben her zaman çıkıyorum. Her zaman doğrudan söylerim ben. Tebrikler sevgili Baca. UEFA'yı kim gördü? Galatasaray. Süper Kupa'yı kim gördü? Galatasaray. Dört tane arkadaş kim şampiyon oldu? Galatasaray. İşte tarih budur zaten. En fazla şampiyonlar Galatasaray. Yani bunun şeyi yoktu. Tabii üçü de değerli takımlar ama
başarılar, evet, hem devamlılık hem kupalandı. Konumuz basketboldu. Bir iki dakikamız var programımızın ilk yarısının bitmesine. Filiz Hanım'ı yolcu edeceğiz ve futbola döneceğiz. Çok herhalde tartışmalı bir program geçecek. Şu anda da herkes dükkanını kapattı. Emin de bizi izliyor. Evet Filiz Hanım, son sözlerinizi alalım. Araya girmeden. Evet, neler istersiniz? Yani basketbola gönül vermek isteyen, basketbolla ilgili iletişimi bilgisi olan insanlar benimle iletişim kursunlar. Çok isterim. Selby Center, antrenman yaptığım yer White Hart Lane. Facebook'tan Filiz Yükrük diye yazıp ya da Instagram'dan bana ulaşabilirler. Ve aynı zamanda da kulübümüzün ismi London Basketball Training. Yine ondan da search yapıp bir şekilde iletişim benimle kurabilirler. Öncelikle size çok teşekkür etmek istiyorum. Bana bu şansı verdiğiniz için, programınıza davet ettiğiniz için. Bir ses olabilmek, kendinizi ifade edebilmek hiç bilmediğiniz bir ülkede, çünkü 5 yıldır buradayım, benim için çok önemli. Bu yüzden bu fırsatı yakalamış olmak beni mutlu etti. Gerçekten gönülden teşekkür ediyorum. Yine bekledik. Evet, yine bekledik. Bizi arada sırada ara hatırlat. Ben buradayım de. Çünkü bizler biraz yoğunuz Filiz Hanım. Sizi eğer aramadıysak, sizi sevmedik anlamına gelmiyor. Sizinle birlikte iş yapmayık anlamına gelmiyor. Biz hazırız zaten. Bize her türlü şeyi isteyiniz. Ve teşekkür ediyorum. Birlikte şey yapalım. İlk fırsatta da sevgili Nural Ezel ile herhalde bu akşam bizi aramadı. Ama bir toplantı yaparız ve basketbolu gündeme getiririz. Nural Bey de çok değerli bir insan. Ezel Şirketler Grubu direktörü, Olay Gazetesi sahibi burada. Umarım o da çok büyük bir katkı kor bu işe. Doğru işe herkes katkı kor. Ben inanıyorum ki siz doğru adressiniz ve basketbol konusunda ilk defa, yani futbolda bile gelmedi bu şans bizlere. Ama basketbolda geldi. 103 kere A milli formaya giymiş bir hayatı sporla geçmiş bir bayan arkadaşımız burada öyle bir faaliyet başlattı. Bu London Basketball Training Akademisi'ni destekliyoruz biz de. Yanınızda olacağız. Her türlü şeyi bizden isteyiniz. Biz de sizlere yapacağız. Teşekkür ederim. Günlerde bir geçen antrenman önümde bir çekim yapalım. Ben kızımı götüreceğim zaten. Küçük kızımı götüreceğim. Bir çekim antrenman yapsın. Program öncesi konuştuk. Çok güzel olur. Biz de desteklerimizi, katkılarımızı çok sunarız. Evet sevgili izleyicilerimiz, Filiz Hanım'ı yolcu edeceğiz. Ve futbol. Evet. Kitleleri arkasından koşturan futbol. Evet, Londra'da da Türk Ligi'ni konuşacağız. Günler var Arnavut Mahallesi'nde süren, kulisler var. Evet, seçim de geliyor Futbol Federasyonu'nun her yıl olduğu gibi. Bu kulisler çok geniş çaplı kulisler. Arnavut Mahallesi'nden, Edmonton'dan başlıyor kulisler. Çay kahve içerken sohbetler başlıyor. Akşamki aylık toplantı vardı. Evet, tabiri caizse 4 kulüp playoff'ta oynayacak kulüp birbirlerine kulisler yaptılar. Bunlar tatlı kulislerdi. Sesler yükseldiyse de, tartışmalar çıktıysa da ama o geceki toplantıda dikkatleri playoff'ta 3 takımın 35'er puanlı olması, 2'yi, 3'ü ve 4. sırayı playoff mücadelesi yapacak takımlar kimler olabilir? Avarajlara bir baktınız mı diye sordum. Ama hiç kimsesi bununla ilgilenmediler. Unutmayın, futbol top değil midir? Neresine basarsanız yere düşersiniz. Netice 3'tür. Ya beraberlik, ya galibiyet, ya da mağlubiyet. Bu üçünden biri olacak. Başka bir şey olmaz. Maç durup da tehir olunmaz. Ya da tehir olunan maçın cezası var veyahut tekrarı var. Her şey futbolda olabilir. Bizler biraz sonra hatta playoff'da
kim kaç puan alırsa şampiyon olunacak diye bilinmiyor. Bizler hep bunları araştırdık. Bunları konuştuk, konuşacağız ve sizleri, ekran başındaki kulüpleri ve kamuoyunu bu bilgilerle yine buradan Halkın Televizyonu Kıbrıs Genç TV ekranlarından bilgilendireceğiz. Ve futbolun nabzını bizler tutuyoruz. Unutmayınız, bizler Kıbrıs Genç TV Londra Spor Programı. Tam 10 yıl vardır bu hizmetle karşınızdayız. Ve olmaya da devam edeceğiz. Londra'daki Türk futboluna katkılarımızı sunmaya devam edeceğiz. Evet, kısa bir aradan sonra tekrar Halkın Televizyonu Kıbrıs Genç TV'nin Londra stüdyolarındayız ve futbol, playoff ve playout. Evet sevgili izleyiciler, Halkın Televizyonu Kıbrıs Genç TV'nin Londra stüdyolarındayız ve spor programımızla devam ediyoruz. Futbola geldik. Filiz Übrük'ü, amilli bir basketbolcu bayan konuğumuzu gönderdik. Artık futbola döndük ve futbolla birlikte olacağız. Sevgili Erdoğan Baca ve ile birlikte bu programı sürdüreceğiz. Ama önce Gençler Ligi'nin bazı duyuruları var. Sevgili Baca onları yapsın. Daha sonra 1. Lig'le programımıza devam edeceğiz. Excellent Mortgage 1. Lig ve Excellent Mortgage 2. Lig'ini konuşacak. 2. Lig'de Galatasaray şampiyon kupası verildi. Koçgiri kupayı almaya gitmedi. Çünkü Koçgiri'nin LFA'lik olayları var ve LFA'den sonuç bekleniyor. Biraz sonra bütün hep bu konuları birlikte burada konuşacağız. Evet sevgili Baca, Gençler Ligi'nde neler oluyor onları bir anlat. Son pozisyonumuz ne olsun? Evet, gençlerle ilgili dün akşam aylık toplantıda Sayın Eray sekreterimizle bu konuyu tartıştık, konuştuk. Şimdi bilindiği gibi ligimiz bir devre oynanıp bazı evrak eksikliğinden dolayı ara verilip bu evrakların tamamlanması yönünde Mehmet Elitok as başkan ile beraber bir yola çıktık. Uzun uğraşlar sonunda bu kurslar ilk önce CRB, Check, Safeguard'ın akabinde de ikinci olarak yine Welfare kursu yapılmıştır. Şimdi geçen hafta bu kursun yapılması sonunda kursiyerlere evrakları teker teker veriliyor. Ama LFA bu sene bilhassa kulüplerimizden, yani bu Gençler Ligi ile ilgili kulüplerimizden istediği evraklar kat kat arttırılmıştır. Yani eskiden bir CRB check, bir welfare olayla bu iş biterdi. Takımlar kendilerini sigortalardı ve rejister olurlardı ve ligle oynanırdı. Ama bu sene böyle değil. Yani gerek her kulübün başkanı, sekreteri, treasurer'ı, manajeri, kulüple ilgili her şey detaylı bir şekilde teker teker isteniyor. Örneğin kulüp başkanından başladığımız takdirde adı, soyadı, doğum tarihi, e-maili, adresi, telefon numarası gibi birçok detayla isteniyor ve bu sekreter için aynı kulübün sekreteri ve manajeriyle ilgili ve bazı kursların da muhakkak yapılmasından sonra bu takımlar sigorta olup rejister yapılabilecek. O yüzden büyük bir uğraş veriyoruz.
Bilmiyorum, bazıları ara uyuyor tabii, o ayrı mesele de biz derdimizi anlatamıyoruz. Yani eskiden nasıl oynandı bu ligler ben de hiç anlamıyorum. Ben de 10 yılı geçmiş bir zaman içerisinde ben de bu liglerde yer aldım da bu kadar zorluk olduğunu hiç hatırlamıyorum. O yüzden bu bir duyurudur arkadaşlar. Hele gençlerle ilgili olanlar lütfen bu dediğim evrakları hazırlasınlar. Yarın bir kez daha kendilerini arayacağım. Biz izleyenler duyarsa, duymanlara da söylesin ama ben teker teker arayacağım, söyleyeceğim. Örneğin yavru vatan emsal olarak kulüp başkanı, sekreteri ve menajeri ile ilgili bütün detaylar, adı soyadı, doğum tarihi, ikametgahı, adresi, telefonu ve e-mail adresinin yanında da menajerin en az level 1 kursunu tamamlamış olması lazım ve o şekilde LFA filan kulübümüzü rejister yapmayı kabul edecek. Bu bütün kulüpler için geçerlidir arkadaşlar. Eğer bu ligi başlatacaksak, ki gençlerimiz çok azimli, çok isteklidir bu iş için, herkes elini taşın altına koysun ve ben arıyorum başkanları ve soruyorum, bugün de başıma geldi, bana diyor sen ne yapacaksın benim adresimi diye beni tersliyor. Yani doğum tarihini soruyoruz. Sen o zaman sevgili bacana o gelip oynamayacak bu ligde ya. İşin gerçeği budur zaten ama. Şimdi prosedür vardır. Onlar ki adresini vermek istemez, telefon numarasını vermek istemez. Onlar gelip bu ligde top oynamayacak. Ama bu işin şartı bu. Öyle olması lazım ama dışarıdan da arkadaşlarımız sağ olsun bunlar bir işi beceremiyor. Bir işi yapamıyor. Oysa biz 10-12 yıldır bu işi yapıyoruz. Ve bu liglerde yer alıyoruz. Ama yeni kattığımız kulüpler bu işi anlamıyor galiba. Zannedip bir set forma alıp gelip bizi orada getirip çocukları bakıp maç yaptıracağız. Yok. Lütfen herkes bu şeylere uysun, bu nizamlara uysun. Akabinde böyle giderse kalan 2-3 takımla devam etmek zorunda kalacağız. Yani bu gençler ligi bu şekilde bitecek bu sene, öyle gösteriyor. O yüzden bu bilgileri bana vermekte çekinmeyiniz. Yani veriniz, biz LFA'ya teslim edelim. LFA, şimdi belki de LFA'nin de ne olduğunu bilmeyen arkadaşlar vardır. Bağlı olduğumuz kurumdur. Londra Futbol Federasyonu, yani amatör futbol federasyonu bu bilgileri bizden istiyor. Biz istemiyoruz. Bizden de istiyorlar. Hepsi bizden istiyorlar. Yarın tekrar sizi arayacağım buradan. Dediğim bu eksiklikleri tamamlayınız. Ona göre ligi başlatabilelim. En az ikinci yarıyı bitirelim. Bu sene böyle olsun ki sene zorluk çekmeyelim. Okey, teşekkür ederim. Gençlerle ilgili bu. Başka yapılacak bir şey yok. Ama çalışılıyor. Hakikaten evet. Çalışıyoruz. Evet sevgili başa. Şimdi geçtiğimiz hafta Excellent 1. Mortgage 1. Ligi'nde Düzce Spor sahaya çıkmadığı için Yeniboğaziçi hükmen galip geldi. Esenler 2, Gaziantep 2. Evet, sürpriz sonuçlardan bir tanesiydi bu. Kafkas Yalova karşısında 3-1 mağlup oldu. Trabzonspor Dumlupınar. Evet, Türk Ligi'nin olaylı bir diğer karşılaşmasıydı ki hakem üçlüsü maçı terk etmek istedi ama 10-15 dakika maça duruldu. Durulduktan sonra da tekrar oyun başladı. Son 3 dakika kala Trabzonspor 1-0 maçtan mağlup ayrıldı ve yine playoff karşılaşmalarında çok etkili sıralamayı 2'yi, 3'ü ve 4'ü değiştirecek bir sonuç ortaya çıktı. Fenerbahçe ise Türkmenköy karşısında çıkışa geçen Fenerbahçe Türkmenköy karşısında 2-1 üstünlük yakaladı. Puanını 9'a yükseltti. Ben play-out oynamayacağım dedi Fenerbahçe ve asıldı. Evet, son karşılaşması da Trabzon'la olacak gelen hafta. Dumlupınar Yalova karşısına çıkacak sınav vermek için playoff'ta. Kafkas Gaziantep. Evet, bu da çok önemli bir karşılaşma. Kafkas Gaziantep. Koçgiri ise
Esenler'le birlikte kupa, Federasyon Kupası oynayacak. Bakalım Esenler playoff öncesi kupada Koçgiri ile nasıl girecek, onu şey yapacağız. Ve bir diğer karşılaşma ise ligin son karşılaşması, Excelen Morgulus 1. liginde Yeni Boğaziçi Türkmenköy arasında geçecek. İkinci ligde karşılaşmalar şöyleydi. Doğan Türk Birliği Mehmetçik karşısında 3-0 mağlup olurken Galatasaray Diyarbakır karşısında gol şovu yaptı. 11'lik üstünlük elde etti. Yavru Vatan ben de playoff oynayacağım dedi ve yola çıktı. Küçük Kaymaklı karşısında 4-4 berabere kaldı. Gerçekten Yavru Vatan'ın mücadelesi seyretmeye değerdi. Pekün Koçgiri karşısına çıkmadı. Koçgiri hükmen galip oldu burada. Ve geçtiğimiz hafta yarım kalan Mehmetçik Koçgiri maçı vardı. Mehmetçik 15-20 dakika evvel maçtan geri çekildi. Bakalım Futbol Federasyonu bu maçla ne ilgili karar alacak ve aldı. Hiçbir açıklama gelmedi. Sevgili Serdar Sarı aradı ve sahadan çekiliniz dedi. Neden çekiliniz dedi. Hala bu soruya cevap alamadık. Şike var dedi ikinci ligde. Ne şikesidir bu? Onu anlamak gerekiyor. Protesto edilecek dedi. Neyin protestosuydu bu? Onu da anlayamadık. Galatasaray 43 puanla şampiyonluğunu ilan etti. Koçgiri 41 puanla ikinci durumda ama Leon isimli oyuncusunun Beç Maş All Football Ban davası vardı. Eski takımı Crusaders Leon'u London Efe'ye şikayet etmiş ki hala da futbol oynuyor Türk Ligi'nde ve neden bu futbolcu oynuyor? 200 lira bir borcu var takımına, ödemiyor dedi ve Leon'dan parasını istedi. Koçgiri parayı ödedi, suspension'ı kaldırdı ama 5 maçı Leon cezalı oynadı. Onun için LFA'den cezasının gelmesini bekleniyor. Koçgiri cezaya itiraz etti. Bakalım sonuç ne olacak? Kaymaklı playoff'da 3. durumda. Yeşilada 2. durumda. Mehmetçik 3. durumda. Evet, bir rivayete göre Yeşilada ben playoff maçlarına çıkmam dedi. Playoff maçlarına çıkmayacağım dedi. Yavru Vatan umut etti. Ben oynayacağım onun yerine. Ve Yavru Vatan puanını 13'e çıkararak 6. sırada bitirdi. Bakalım Futbol Federasyonu bununla ilgili ne kararlar alacak ve play-out'una play-off nasıl şekillenecek? Evet, ben şimdi 1. lige play-off'a dönmek isterim. Yalova 48 puanla 1. tamamladı ligi. Ve 1. sırada 3 puanla playoff'ta yerini alacak. Şimdi burada Trabzonspor 35, Esenler 35 gösteriyor. Trabzonspor'un bir maçı var Fenerbahçe ile. Evet, Fenerbahçe 3 puan aldığı takdirde playout oynamayacak, 1. ligde kalacak. Fenerbahçe tırmanışa geçti. Bakalım güçlü Trabzonspor karşısında ne yapacak? Bir diğer taraftan Yalova ile Dumlupınar oynayacak. Dumlupınar Yalova'yı yenmesi halinde o da puanını 35 yapacak ve playoff'un mücadelesi belki de avaraja kalacak.
Ama 3 tane 35'li takım var. Yok. 35 puanlı takım var. Hangisi 3. Hangisi 4. olacak böyle bir durumda? Esasında akşamki toplantıda benim sorduğum soru buydu ama herkes yanlış anladı. Kafasına göre konuşmaya başladı. Önemli konu budur. Önce bunu belirleyelim. Bakalım böyle bir durumda ne olur? Kim devreye, nasıl şekilde devreye girer? Avarajlar nasıl olur? Evet, bizim araştırmalarımız şunu gösteriyor. Puanlar 33 kişi ve 35 olduğu takdirde Trabzonspor ilk maçı 2-1 deplasmanda kazandı Dolupınar'a karşı. Kendi evinde 1-0 kaybetti. Bu duruma göre Trabzonspor Dolupınar'a karşı avantajlı duruma geçer. Şimdi lig sıralaması. İlk önce ilk dördün oluşması, işte buradan çıkalım yola. Playoff'un içinde değişir bu da olayla. Şimdi Trabzon Dumlupınar'a karşı ikili avarajı daha iyi. Daha iyi. Söyle. Evet. Esenler'le Trabzonspor'da ikili avaraj Esenler'in lehindedir. Yaz o köşeye göresin, yarışmaz o sana. Yani şu anda en kötü Esenler Dumlupınar'da da Dumlupınar'dadır. Evet, Esenler Dumlupınar arasındaki karşılaşmalarda Dumlupınar da avantaj. Tamam. Yani bu duruma göre tüzüğe bakıldığında tüzük de ne var? Ne olacak? Arap saçına döndü. Arap saçına döndü bu iş. Kolay şarkı söyle. Arap saçı. Rock parça. Evet. Pop. Yani şimdi biz bu playoff'ların geçen sene gediklisiydik. Şimdi bunu hesaplamazken, bu durumu hesaplamazken, şimdi bu durum çok önemlidir. Çünkü böyle bir oluşacak tabloda sıralama önemlidir playoff'ta. Fenerbahçe playout'u kurtarır, kümede kalır bu durumda. Falcı olmadım. Yok, ben falcı olmadım sevgili Baca. Futbolun gerektirdiklerini söyledim. Olabilecekleri konuşur. Olabilecekleri konuşur. Olsayla bu sayı ettiler bitmedi. O ihtimal kimse da var. Kimse Fenerbahçe'nin 9 puan alacağını tahmin etmezdi. Yok. Ben bunu ama ben dedim ki No. Sen dedin doğrudur ama ben senden evvel 2 ay evvel de dedim. Senin görüşlerini evvelden benimle kupa maçı vardı ya Brimstone'da. Zaten son maç oldu. O Brimstone'un son maçıydı. Ben ne zaman Şenol takımın başına geçti ve yeni elemanlar buldu. Yeni Türk çocuklar buldu. Yabancılarını değiştirdi ve benim karşıma geldi. Bir hafta evvel Boğaziçi Fenerbahçe maçında 8-0 galibiyet, yok 8-1 lig maçıydı o. Akabinde bir hafta sonra kupa maçına oynadık. Zar zor berabere kaldık ve o maç gece şeyine uğradı. İşte bazı aksiklikler oldu. 3 ay sonra oynandı o maçın o kalan yarım saati tavası. Ve ben o zamandan dedim, bana herkes gülmeye başladı. Dedi ki ya sen herkesin 8-10 attığı takımı bir bitirip tabi bu işi ne eziyete döktün. Ben de dedim nasıl Serkan Aksu o gece gol yemezdi. Sadece takımda koşardı. Ben maçı çıplak gözünden seyredim. Sadece takımda koşar. Koşardı. Onun için yani kimse küzün altında buzağı aramasın. Yok ona yatmış, yok buna yatmış. Ben bir şey söyleyeceğim. Bu ligde sadece Dolupınar, Yalova, Boğaziçi, Doğan Türk Birliği, Esenler ter dökmez. Bu ligin içerisinde 20 takım ter döker. Evet. Burada bir emek var, bir yorgunluk var. Kimin aklına gelirdi Gaziantep Esenler'den puan alacak? Alır, futboldur. İşte sen de mi dedim, top devridir, basak düşen. Daha bunun da açıklaması var. Budur. Ama herkes evinde oturacak, hava kesecek. Yani yazacak. O demiş ona, bu demiş buna. Yok. Kör da kendinden bilir. Tamam mı? Bugün maçlar oynanıyor, açık maç çıkar. O kulübün kendi bildiği bir şeydir. Ona bir şey söylemem. Bugün Esenler de çıkmadı, yarın Boğaz da çıkmadı, o bir gün Dünç'e çıkmadı, o biri çıkmadı. O onların bileceği iştir. Zamanında siz yöneticilik yaparken cezayı kessiniz, bu işler olmazdı. Geçmiş idareciler, geçmiş başkanlar. Ha şimdi
Oradan uzaktan laf atmak kolaydır. Çıkamıyorsa çıkamıyor. Cezasını alır zaten. 50 lira değil. Maça çıkmam 50 liradır. İkinci olduğunda, ikinci de çıkmadığında 100 lira olur. Üçüncü de artık o zaten cezasını alıp gidiyor. Bir hakime düşüyor. O yüzden maçlara kimse gölge düşürmesin. Boğaziçi Fenerbahçe'yle oynayacak. Ortada kötü konuşmalarmış var. Bana böyle gelir. Hatta beni arayıp bana söylenenler de var dedim. Ya ama siz haklarınızı aldınız, tedavi gördünüz Allah aşkına. Yani siz gelirsiniz bu ligin lokomotifinden ne beklersiniz? 40 yıllık bir kulüpten ne beklersiniz? Al gülüm ver gülüm. Çıktık orada adam gibi topumuzu oynadı. 2-1 rakibimizi mağlup etti. Aynı anda diğer kulübün hiçbir haberi yok. Başkanı diyor ki ya dedi bu baca başkandır, Boğaziçi'dir. Böyle şey olur mu? Hayır. Bu bütün kulüplerde vardı. Esenler çıkar, Antep'i döver. Antep çıkar, Esenler'den puan alır. Kafkas, Pinspark'ta Boğaz'dan puan alır. Bunlar gayet normal sonuçlardır. Futbol o yüzden... Ama neden yansın? İlibacan Kupa maçında 90 dakika 1-1 bitti Fenerbahçe'yle. Fenerbahçe puan alamaz niye? Yani? Ne için Kafkas Boğaziçi'ni Pinspark'ta 3-3 evine göndermedi mi? Evet. Tam Kafkas puan aldı Boğaziçi'nde. Ne oldu ya, normal değil mi uçlar? O da vurur top kaleye gol girer, sen de vurur top girer kaleye. Allah Allah. Pendik Spor Fenerbahçe'ye gelmedi kupadan. Ne oldu? Ne oldu yani? Beşiktaş gelmedi mi 3. lig takımına 2 sene evvel kupadan? Yani bir ligin futbolun güzelliğidir. Bunu konuştuğumuz zaman bana Özgür Hoca dedi ki ya sen de Antep'in kümeye düşmesini istedin. Antep ne? Ben niye Antep'in kümeye düşmesini istedim? No, öyle bir şey yoktu. Antep neyse bizim için. Fenerbahçe'de odur. Yeşilada'da odur. Boğaz'da odur. Dumlupınar'da öyledir. Hepsi bu ligin süsüdürler, güzelliğidirler. Tamam mı? Herkes de kendine göre büyüktür. Bu işin, bu kişilerin ne çektiğini benden dahi kimse bilemez. Hiç kimse bilemez. Ne kara kışlar gördüm ben. Ne göreceğim da. Allah sağlık versin. Tabii bizim de dönemimiz bitecek. Biz açık edecek ama ligimize kimse gölge düşürmesin. Bugün 4 takım playoff'a kalmıştır. Herkesin şansı bol olsun. Sakatsız. Güzel bir playoff izletsinler oraya gelenlere. Playoff'larda artık kim durursa ayakta kalacak, gidenler gidecek. Ama yani ikincilikte yani ligi değil ya, Yahudi ligi değil ya, o da bizim ligimizdir. Biz de oralara düştük, biz de oradan çıktık geldik yukarıya. Yani altın çamura düşse gene altındır. Yani oraya düşer, toparlanır, tekrar birinci lige gelir. Ama dışarıdan 3-4 tane yalaka haber çıkartacak, gündemde olaklar diye, yok ona maçı vermiş, yok ona bunu vermiş, yok buna... Ben kesinlikle bunu kabul etmiyorum. Kesinlikle. Nasıl 3 takım 4 takım birleşip de bir takım aleyhine tezahürat edebiliyorsa bunu bize aramasınlar. Benim için herkes eşittir. Çıkarım maçımı oynarım. Mağlup olmuşsam olmuşum, gidip öpüşürüm, elini sıkarım. Haftaya diğer takım maçıma bakarım. Tamam mı? Onun için herkesi rahat bıraksınlar. O 4 takım bu hafta çıkacaklar, maçlarını yapacaklar. Esen'de zaten ligini bitirmiştir. Diğer iki takımımız Yalova, Dumlupınar dediğin gibi Trabzon'da Fenerbahçe'yle iki ciddi maç var orada. İnsanları rahat bıraksınlar. Herkes hazırlığını yapsın. Çıksınlar sakatsız playoff'lara girsinler. O yüzden gene tekrar ediyorum. Üçüncü şahısları aranıza sokmayın. Sokmayın. Telefonlarınız var. Birbirinizle konuşun, anlaşın. Akşam kurayı bile çekemediniz. Niye? Telefonlar arada uçuştu. O da ait bir şey. Kendinize güvenin. Nasıl olsa bir şampiyon çıkacak aranızdan. O yüzden oynayın maçlarınızı. Güzelce her takımın 3 maçı var. Hepsinizin şansı eşittir. Kadrolarınız bu ligin üstündedir. Bir sezon çalıştınız. Oraya girdiniz. Bir şampiyonu kutlayacağız. Elini sıkacağız. O kadar. Seneye kısmet kim ölür kim kalır. O yüzden lütfen sağa sola kulak vermeyin. Kendi kendinize bakınız, takımınıza güveniniz. Herkes güvensin. Çıkın orada 3-3 yapın, alın şampiyonluğunuzu. Güle güle kutlayınız. Benden bu kadar playofflar için. Oynanmış maçlar da geçen hafta yorumunu yapacak herhalde. Herhalde birkaç cümle söyleyecek oynanmış maçlar için. Çünkü suçlamalar var hakemlere. Evet, şimdi sosyal medyadan Dumlupınar Trabzonspor Dumlupınar maçından sonra sosyal medyada paylaşılan bir paylaşımı ekrana getiriyorum. Evet, burada
okuyalım sevgili izleyiciler bu paylaşımı. Evet, burada Mustafa Denizer, Trabzonspor'un oyuncusu, başkanıyla birlikte bir şey paylaşıyor. 300 pound, herkes görsün, bilsin ne adamlar var bizim liglerde. Yazıklar olsun, ben bu takım için canımı veririm. Başkanım, yeter ki siz buradasınız. Ben kendimi 300 lira için kendimi asla satmam. Sizleri seviyorum diyor Mustafa Denizer. Sinan Kaya da biz de seni seviyoruz dedi ve daha üstte de bir mesaj var. Sinan Başkan'ın gene yazdığı, Mustafa'nın attığı statüsüde yazıklar olsun aile diyebildiğim kişiye. Evet, şimdi bunlar burada ve tam tamına bu yorumların altında bir dakikacık onları bulalım. Tam tamına bu yorumların altında 18 tane yorum var. Bu statünün altında 18 tane yorum var. Hem İngilizce hem Türkçe. There is a good saying, bu limb never accept it from anyone but from family, hope you're okay. Mainly the cousins that's görgüsüz, if you know what I mean, lol. I can't believe the check of the people trying to rip me, and when I don't accept it they can change, call me names. Evet, bunu gördüğünüz Mustafa Denizer'in paylaşımı bu. Ve bu sosyal medyada paylaşıldı. Ben bugün Mustafa Denizer'le telefon görüşmesi yaptım. Mustafa Denizer bunları, bu paylaşımı doğruladı. Ve Alphabet diyor, bana para teklif edildi ve hatta ben Dumlupınar'dan Trabzonspor'a transfer olurken benden Dumlupınar'a karşı oynamamamı da istediler dedi. Burada suçlanan kişi Dumlupınar'ın başkanı Mehmet Nasifoğlu. Mehmet Nasifoğlu da yayınımızı izlerse bizi arasın, yayınımıza katılsın. O da kendi savunmasını yapsın. Evet, sosyal paylaşım siteleri bugün Efe'de geçerli sitelerdir. Bir futbolcu bir şey yayınladığı zaman ondan sorumludur ve burada paylaşılan her şeyden sorumludur. Her kulüp de kendi sitesinde yayınlanan her şeyden sorumludur ve geçerlidir. Hatta disiplin cezaları Twitter'de, Facebook'ta, Instagram'daki yapılan paylaşımlara göre de Efe tarafından verilir. Bugün Twitter'ini, Facebook'unu ve Instagram'ını kullanamayan bir aile profesyonel futbolcu var İngiltere'de ve dünyada. Çünkü UEFA, FIFA ve ülkelerine bağlı futbol federasyonları o sitenin kullanılmasını yasaklıyor. Eğer futbolcu kullandığı anda da herhangi bir paylaşımla yaparsa futbolun dışında yine ceza alıyor. Cezasının üstüne ceza katlanarak. Acaba bu sistem Türk Futbol Federasyonu'nda da uygulanacak mı? London FA'ye bu paylaşımlar bildirilip futbolcunun ve yöneticilerin veyahut da kulüplerin ceza alması sağlanacak mı? Baktım, gördüm ki bu yıl Facebook'larda, özellikle de Facebook'ta çok büyük meydan okumalar var. Ve bu meydan okumalar her kulüpler tarafından yapılmaktadır. Ve bu paylaşımlar keser saplarına kadar, bilmem ne çocuklarına kadar hep sosyal medyalarda bunlar paylaşıldı. Ama hiç kimse ceza almadı ve bu sürüyor. Eğer ki Mustafa Denizer iddialarında
gerçekse bugün Dumlupınar ve yönetiminin ceza alması gerekir. Eğer Mustafa Denizer bu olayda haksızsa Mustafa Denizer'in ceza alması gerekmektedir. Çünkü bu paylaşım paylaşılmıştır ve bu her türlü her türlü suçtur bu. Çünkü bu bir itiraftır. Bilmem artık Türkçe'de kelimesini bulamadım sevgili bacı ama iddiadır. İddiadır bu. Ama ve kötü bir iddiadır. Ama çok ciddi bir iddiadır. Bu. Çok ciddi bir iddiadır. Tek taraflı durur orada. Tek taraflı duruyor burada ve bu iddialara kim cevap verecek? Ve hemen Mustafa Denizer Facebook sayfasında da mavi turuncu dumanlı Trabzonspor her yer bordo mavi Trabzonspor fotoğrafını da aynı zamanda paylaşıyor Mustafa Denizer. Bunlar ve yazıklar olsun diye başlıyor cümlelerine. Bunlar önemli olaylardır sevgili izleyiciler, sevgili futbol. Şimdi burada itham edilen bir taraf var, bir kulüp var, kulüp başkanı var. Hatta maçın içinde Mustafa Denizer taç atışı kullanırken Mustafa Denizer'e sözlü saldırılar olduğu iddiaları var. Maçta dördüncü hakem var, gözlemci varmış. O raporlar hala da açıklanmadı. Ne zaman açıklanacak bunlar? Bu olay ciddi bir olaydır ve ligimizin kalitesi ve güzelliği açısından bu olayların sonuçlanması gerekmektedir. Çünkü sosyal medyada bu olaylar paylaşılıyor ve yürütülüyor. Evet sevgili Baca, sen ne diyeceksin bu işe? Şimdi benim için bu konuda çok ciddidir. Geçen yılda bu playofflarda bazı dedikodular çıkmıştı. Ben hala aynı şeyin arkasında dururum. Bana geçen sene haberler uçuruldu. Yok böyle, yok böyle, yok böyle. Ben dedim iddia kalmasın. Varsa böyle bir şey gören veya işin içinde olan biri varsa onu saklamaya gerek yok. Çünkü siz bana veya benim gibi insanlara yazık etmiş olursunuz. İster kabul edin, ister kalbur edin. Biz bu ligin eskileriyik, lokomotifiyik. Lokomotif önde gitmezse vagonlar gelmez. Onun için bizim o gibi şeylerde hiç bezimiz, darağımız yok. Burada şimdi eğer suçlanan bir kesim varsa, ki bu sosyal medyada da ben de şimdi girdim baktım gördüğüm bu çok ciddi bir boyuta geldi. Akşam da Sinan Başkan değindi konuya. Fakat karşı taraf suçlanıyor. Şimdi Mustafa Denizer çıktı, kendi sayfasında buna yer verdi. Bilmiyorum bunlar güzel şeyler mi? Doğru, o iddiadır doğrudur. Eğer Mehmet Başkan bizi dinliyorsa Dumlupınar'ın başkanı veya bir yetkilisi de olabilir. Yani bu olayı bu şekilde kapatmamak lazım. Çünkü güzel şeyler değil. Yarın playofflara girilecek. Bu işler alarak başını gitsin. Ben hep pozitif tarafına bakarım işin. Ne kadar da önce can sonra canan denirse bu bencillik olur. Kimsenin ağzına sakız olmamamız lazım. Bu benim için de geçerlidir. Benim gibi başkanların da, sekreterlerin de, yöneticilerin de. Yani burada suçlanan biri var. Bence bu ekran açık, herkes ulaşabilir. Bu iddiayı ya çözmek lazım ya da bir şekilde bir yerde noktalamak lazım. Yani senin dediğin gibi. Çünkü bu yazıları sadece biz görmüyoruz. Bu yazıları yüzlerce insan gider, görür. Yani eyvah, yani hala daha bu lig
nasıl ayakladı? Bu kadar bıçak darbesi, bu kadar top mermisi atışıyla, tank atışıyla ayakta durabiliyorsak demek ki Allah ilini versin eskilerin ki bu temelleri sağlam attılar. Çünkü Mepla 300 lira ofer aldım diyor Mustafa Denizer. Oynamamam dendi. Akşam Sinan Başkan bağırdı, çağırdı toplantıda. Orada kaldı o şeyler. Federasyon hiçbir açıklama yapmadı. Çünkü sadece iddia sayılır mı ya? Sadece iddia. Yani evet. Var mı telefonum? İyi akşamlar. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Sinan Başkan, iyi akşamlar. Nasılsınız? Şimdi sosyal medyadaki paylaşımı gördük Sinan Başkan. Ben bugün Mustafa Denizer ile telefon konuşması yaptım. Mustafa Denizer telefon konuşmamızda her şeyi doğruladı. Her şey Facebook sayfamda yazdığım gibidir abi dedi. Bana 300 pound para teklif edildi bu maçta oynamamam için. Hatta dedi bana baskı yapıyorlar dedi ki Trabzonspor'a transfer oldum ama asla Dumlupınar'a karşı oynamayacağım diye bana baskı da yapıyorlar dedi geçen yıldan beri dedi ben Trabzonspor'u seviyorum, takımımı seviyorum, ben takımım için oynuyorum, ben onların doldurmalarına gelmedim abi dedi. Bu ne biçim bir olaydır dedi. Hep dedi bütün dedi işleri dedi ortalığı karıştırarak şampiyonluk elde etmek dedi. Haksız şampiyonluklar kazanmaktır dedi Mustafa Denizer bana. Sen ne diyeceksin? Olaylar nasıldı? Olaylar durdu. Yıldırak Karami sahaya girdi ve oyunu durdurdu. Hakeme itiraz etti. Olaylar neydi sevgili başkan? Tekrardan iyi yayınlar. Şimdi Mustafa sevdiğim bir futbolcumuzun, Mustafa'mızın görevi sahada futbol zevkini yapmak, takımına katkı sağlamak. Saha dışındaki diğer kulüpler hakkındaki yorumlara yani o konulara girmesini okeylemiyorum. Ama sana anlattıkları şekilde olaylar gelişmiştir. Bunu da zaten kendi sayfasında da belirledi onu orada. Dün bunu zaten federasyon toplantısında da ben açıklamıştım. Şimdi ben biraz geriye gideyim de bak Dumlupınar'ın bu sene sezon başından bu yani şampiyonluğumuzu kabullenmeyip tebrik bile etmeyip hatta bu şampiyonluğa leke sürecek dedikodular suçlamalar attı ortalığa. Yine diyorum Dumlupınar gibi kulüp attığı suçlamadan araştırma yapılmıştır ve Trabzonspor'un tesisinde bile bir leke bulunmamıştır ve eski sekreterleri bunu gazeteye vererek de bu olayı kapatmıştır. Trabzonspor'la alakalı bir şey yoktur. Ama biz hala Dumlupınar'da Erdemlik Uzan Başkan'dan Erdemlik bir özür bekliyoruz. Bu olaydan dolayı. Sıramıza bir olay geçti. Şampiyonluğumuzu tanımıyorlar dediler. Sezon başındaki ilk maçta 2-1 yendik Dumlupınar'ı. Geldik bu maça. Bu maçın sabahı Ali Perçin beni aradı. Hakem sekreterimiz ve sağ kenarında takım oyuncuları hoca ve yönetimden bir kişi olacağını bunu Mehmet Gözde'yle de konuştuğunu orta hakem ve dördüncü hakeme de bunu yazılı olarak da bildirileceğini kesinlikle başka kimsenin sahada olmayacağını söyledi. Ben de bunu kabul ettim. Sonradan da 5 dakika 10 dakika sonra da yazılı başvurdum ki hakem sekreterine sahip sekreterim 17 hafta böyle bir uygulama yoktu da neden Dumlupınar maçında bu uygulama oluyor? Bunu aldığın kararı ve sebebini yazılı bana bildirir misin? Hiçbir cevap gelmedi. Ve biz o maça o şartlarda gittik. O mantıkla o uygulama yapacağız diye gittik. Ama ne dördüncü hakemden ne de orta hakemden o konuyla alakalı yani hakem sekreterinin bize belli olacak dedik konuyla alakalı hiçbir uygulama yapmadılar. Maç son 5 dakikaya kadar 0-0 giderken
Şimdi bunun Mustafa Demirel olayına bağlayacağım. Sıfır sıfır giderken Yıldıray hakem tarafından dışarı atıldı. Çünkü saha içerisindeydi. Yıldıray da, Muzan Başkan da, Kemal Galet'in babası da, diğer yöneticileri hepsi oradaydı. Yıldıray hakemler de yaptığı hakaretlerden dolayı dışarı atıldı. Hatta hakem yan hakemleri çağırdı ki maç iptal etsin. Diğer yöneticiler araya girdi, hakem oyunu devam ettirdi. Ondan sonra karşı tarafta Dumlupınar'ın Mehmet denen şahıs önünde oynayan Mustafa Demirel'e hakaret ettiğini, devamlı rahatsız ettiğini gördük. Hatta ben karşı tarafta... Mehmet denen şahıs dediğiniz zaman Mehmet Nasıfoğlu başkan mı? Ben o öyle isim kullanıyorum. Mehmet denen şahıs diyorum ben. Neden Sayın Başkan? Benim bak, şimdi her kulübün bir yöneticisi vardır. Şimdi genç TV stüdyolarına biz geldiğimiz zaman sen ev sahibisin. Değil mi? Orada bizim bir yanlış yaptığımız bir olayda sorumluluk sendedir. Sana saygımız olması lazım orada. Veyahut da Boğaz'da biz maç yaparsak Erdoğan Başkan'a bir saygımız olması lazım. Şimdi eğer bir kulüp başkanı ki hakaret ettiği, küfür ettiği oyuncum, bu benim oyuncum ve benim sahamda maç oynanıyor, ben ev sahibiyim. Benim sahama misafir gelmiş. Benim oyuncuma saha kenarında bir başkan olarak da hem hakaret ediyor hem de küfür ediyor orada. Ve bu ettiği şart, oyuncu da bunun kan bağı olan akrabasına yapıyor bunu. Herkesin gözü önünde. Eğer bunun sorumluluğunu bilmeyip de bu tip hareketleri yapan insana benim ne türlü bir ifade kullanmamı bekliyorsunuz? Buradan dün bunu Ozan Başkan'a söyledim. Söylüyorum, bu şahıs bundan sonraki benim maçlarımda sağ kenarında herhangi bir oyuncuma bir ters bir hareket veya da bir davranış yapsın, bu seferki gibi kavrum olmayacak. Kavrum değişik olacak. Çok değişik olacak. Ki ben bu maçtan sonra öğrendim Mustafa Demirel'e bu şahsın maça çıkmaz, oynamazsa 300 pound ya da çıkma oynasan da %10-15'lik oynayacaksın. Bize karşı verimli olmaman lazım, oynamaman lazım. Oynasan da o yani verimli olmaman lazım diye çocuğa baskı yapmışlar. Biz Esenler'le Vodanoş'ta oynarken yan tarafında Dumlupınar Kampas maçı vardı. Bu şahıs orada Mustafa Demirel'le bunu ilk teklifi yapmış. Ve bu çocuk Dumlupınar maçında adam gibi topunu oynadığı için de tepkiler ve hakaretler ondan sonra başlıyor. Çünkü dediklerini yapmadı diye. Benim oyuncumu ben oradan almak zorunda kalıyorum ki iki kurum arasında sorun çıkmasın. Sağ bek olan oynayan Mustafa, sol bek aldık, sol bekte Dumlupınar'ın siyahi oyuncusunu tutan maç boyunca başarılı olan Emre de sağ bek aldık. 2 dakika sonra da gol yedik. Çünkü Mustafa oyundan düşmüştü zaten. Beyine bitmişti. Şimdi hakem sekreteri bir karar alıyor. Bu böyle olacak diyor. Dediği karar uygulanmıyor yani ve uygulanmadığı için de ve o yöneticilerden dolayı hem oyuncu hem hakemler baskı altında maç oynanıyor. Hatalar oluyor bu olaylardan dolayı. Ve maçı yeniliyoruz. Hakem tekrarı bana dedi ki baştan önce kimsenin alın teri yenilmesin. Onun için bu uygulamayı yaptırmış. Herkes hakkıyla playoff'lara girsin dedi. Şimdi 0-0 bitecek maç 1-0 bitti. Acaba kimsenin hakkı yenmedi mi burada? Acaba bazı takımlar playoff dışına kalmadı mı bu maçı skorundan dolayı? Ben vicdandan rahatım. Bazılarını artık vicdan sorgulamasına çekiyorum burada. Ben eksiklerime rağmen, eksiklerime Nurhan'ım yordu, Bugün'üm yordu, Kuran'ım yordu, Gomez'im yordu, Warren'ım yordu. 85-86 dakika, 0-0. Ve
parasını verdim. Birkaç gün içinde de federasyona yazılı olarak da şikayetimi de yapacağım. Dilekçe parasını verdiğime dair de kağıdımı da aldım. Federasyona yazılı bildirimimi yapacağım. Dün sözlü olarak bana zaten söyledim. Ve buradan şunu söylüyorum. Bu dakikadan sonra eğer bir hakem sekreteri kendi aldığı kararı eski sekreterlik yaptığı kulübe uygulattıramıyorsa, ki Ozan Başkan dedi ki ben kabul etmedim, reddettim dedi. Dün bana bunu söyledi. Uygulattıramıyorsa ben ne bundan sonraki kupa maçlarında ne de playoff maçlarında hakem sekreterin bu işlerde başarılı olacağına inanmıyorum. Federasyon bu işi çok ciddiye alsın ve bu maçların ağırlığı, bak kupa maçlarını diyorum, federasyon kupa maçlarını diyorum, ağırlığını kaldıracak HDP hakemlerin getirsin ki sağlıklı şekilde ligimizi bitirelim. Çünkü böyle dengesiz kulüp yöneticiler olup da bu şekilde hareket ve olaylar yaparsa bu lig sağlıklı bitmez. Herkesin amacı sağlıklı bitsin. Bak ben Mustafa Denizler'i kendi akrabası olan Şahit'in önden alıyorum ki tantanalar çıkmasın da böyle bir derbi maç sorunsuz bitsin ve bu benim yenilgime sebep oldu. Sağlık olsun. Kaybolan puan olsun. Adamlığımızdan bir şey kaybolmasın. İyi yayınlar diyorum. Sorunuz varsa cevaplayayım, yoksa iyi akşamlar diliyorum size. Evet. Sinan Başkan, şikayetinizi yapacaksınız dediniz. Bu çok ciddi bir olaydır. Yani federasyon tarafından çok ciddiye alınması lazımdır ve sosyal medyada yazılanlar geçerlidir, biliyorsun. Biz dün toplantıda alt başkan, dün toplantıda ben Facebook'larda ispatı var dediğimde penal aleme bakmıyoruz dedi Sayın Eray. İyi hatırlıyorum Hacı sana Düzce başkanı Hacı başkan penal alemde bir yazı yazmıştı diye disipline çıkmıştı. Sanal alemde Futbol Federasyonu'nun hakkı vardır. Landon Efe'ye bildirsin. Futbol Federasyonu'nun ceza verme yetkisi yoktur. Ama Landon Efe'ye bildirip orada araştırmasının yapılmasını sağlaması lazımdır. Sosyal medya geçerlidir. Yalnız televizyon ve radyo kanallarına karışamazlar. Radyo ve televizyon kanallarına yüksek yayın kurumları karışır. Ama sosyal medyada çıkanların cezası verilir. Bugün Bradley Johnson Twitter sayfasını 6 ay kullanamaz. Kendi kişisel mesela bir şey yazmak bile istese onu bile yazamaz. Kullanamaz. Yani tarihi son olarak kendine ceza tarihinden evvelki tarihi görülmesi lazımdır sosyal medya sayfasının içerisinde. Bu çok önemli bir olaydır ve federasyon tarafından ciddiye alınması gerekmektedir. Bizim de beklentimiz o. İyi akşamlar Sinan Başkan. İyi akşamlar. İyi akşamlar Sinan Başkan. Evet. Bu çok bir taraf çok suskun, bir taraf çok isyankar, çok çok sinirli. Şimdi bilemiyorum yani sopanın iki ucu da nananay yavrum nananay. Yani playofflar geldi, bu son maçlar pazar günü biter. Bir kura çekimini yapamadık dün akşam. Gelelim dediğimiz adamlar toplantıya gelmediler. Bir anda konu kura çekimine geldiği anda hepsi bir anda bir bulundu. Geçen sene kuralar koridorda çekildi. O kadar rahatlığı takımla koridorda. Koridorda yürürken kuralar çekildi ve eşleşmeler yapıldı. Bu sene ne yazık ki burada bir tedirginlik ve bir stres var. Var çünkü ben gene aynı şeyi söyleyeyim. Tamam, kabul ederim. Bu maraton zor bir maratondur. Bu lig maratonu hakikaten zordur. Ben bu lig bazı arkadaşlar kendini bilmeyen arkadaşlar akşam
cefasını bir çektik, sefasını da bir çekelim diyorlar. Dediler de akşam orada. Ben bu laflara üzülüyorum. Benim kimseden de bir beklentim yok. Bunu herkes bilir. Bu ne demek? Cefasını bir çektik, sefasını bir çekelim. Bu playoff'ları bütün kulüpler oynayarak kabul etti. Ve bu takımlar hepsi bu filmde rol alır. Yani başrol oyuncuları vardır. İkinci aktörler var, üçüncü var, yardımcılar var. Hatta bu filmde 5 dakika rol alan takımlar da vardır. Yani aktörler de vardır. Yani herkesin bu ligin buraya gelmesinde şekeri de var, duzu da var. Onun için bu playofflar sadece oraya kalanların değil. Çünkü ben olmasam sen kiminle oynayacaksın? Puan alacaksın, çıkaracaksın, playoff'a gireceksin. Veya bir takım olmasa arkadaşlar ben gene aynı şeydeyim. Seçimler yanaştı. Playoff'tan sonra Allah istese gel ortalık akarak oturacak. Adaylar kendilerini iyi bellesinler. Görevde olanlar da dahil olmak üzere gidip oylarını kulüplerden istesinler. Bu sene kimse kimse karışmayacak. Ben öyle gördüm. Hatta öyle de konuştum. Kimse de bir şey beklemesin dışarıdan. Böyle av köpecikleri gibi. O yüzden ligin gidişi belli. Ne dedik biraz evvel? Kurayı bile çekemedik akşam. Neymiş? Salı çekilecek. Çünkü o bir grupların izlemeye hakları yok. Çünkü cefayı onlar çekti. Sefayı da onlar çeksin. Aklınızı başınıza toplayınız. Ben yıllardır bu ligdeyim. Ne sizden bir oy istedim, ne bir mevki istedim. Ben Boğaziçi'nin hizmetçisiyim. Ve her zaman da bunu söylerim. İkinci kadar düşsem, düştük de çıktık da sorun değil. Yine buradayız. Bu başarılar gelip geçicidir. Devamlılık, devamlılık. Ve bu hafta bu programda Sayın Ermiya o klibi hazırladın ya, kimler geldi, kimler geçti. Programı onunla açalım, tamam mı? Spor programını bu hafta koyacaksın klibi orada. Ve diyeceksin kimler geldi, kimler geçti. Ve onun üzerine daha bir 5-10 daha ekleyelim. O klipten sonra 5-10 takım da kayboldu yani. Onları da ekleyelim. Herkes aklını başına toplasın. Taşıma suyla değirmen dönmez. Laflarla kişilerin, kulüpler, takımlar kurulmaz. O yüzden bazı kulüplerin kıymetini çok iyi bilsinler. Gene aynısını pişmanlık duyarım. Akıncılar gittiğinde davul zurna çaldı, oynadı bazı insanlar. Biz de sevindik ama şimdi arıyoruz. Çünkü olarak iş değil, herkes aklını başına toplasın. Eninde sonunda bir kupadır. Alırsın, bir gece oynarsın. Bir de balo gecesi şovunu yapan federasyon balosunda. Ondan sonra 2 sene sonra sorsalar kim şampiyon oldu kimse bilmez. O yüzden kalp kalbe bu gibi çirkinliklere girmeyelim. Kazananı tebrik edelim. Çünkü alın teri var, emek var, yorgunluk var. O yüzden bu işler kolay yapılmaz. Yapanı da bu duruma sokmayalım. Aklımızı başımıza toplayalım. O yüzden bu playoff alemi bir hafta sonra konuşulacak. Kurallar çekilsin, eşleşmeler. Ama dediğimiz gibi ilk önce fair play kazansın. Birbirimize saygıyı yitirmeden çıkalım sahaya. Rakipler oynasın, hak eden kazansın. Hak eden şampiyon olsun. Onu çıkıp bir sahada alkışlayalım. Bu sene de 2016-17 daha. Nasıl 2015-16 şampiyonu. Ondan evvelki şampiyonluklarla kutladık, çıktık, oynadık, dans ettik. Bu sene de hak edenin olsun diyelim. Ben gençlere değindim. Playoff'larda bunu dedim. 35'li puan durumunda az çok sen zaten orada bir şema çıkardın. Kimin avarajı daha iyidir onu da bilin, cızın orada. Salı günü kurala çekilirmiş hayırlısıyla. Çeksinler bir görelim bakalım. İnşallah kurayı çekemeyen insanlar. Evet, puanlar eşit bittiği zaman biterse playoff'ta her bütün takımlar 35'er puanda kalırsa ne olacak? Ligdeki gol avarajına bakılacak. Ligdeki gol avarajıyla da çünkü takımların birbirlerine üstünlükleri vardır. Ligdeki gol avarajına bakıldığı zaman da Dumlupınar ikinci, Trabzon üçüncü, Esenler de dördüncü olarak ligi bitirir.
Öyle girer. Öyle girer. Öyle girer playoff'a. Playoff da maçlar arasındaki avarajı değil. Evet, maçlar arasındaki avarajı. Öyle konuşur zaten, öyle bilirim. Öyledir zaten. Akşam da Serdar Başkan'ın defalarca 1'le 4'ü durup da çakıştırması bana göre de zamansızdır. Çünkü ortada 2-3 dururken 1'le 4'ü ne duracak? Ben onu anlamadım. Cevap ver, cevap ver. Bir baskı buradan üstüme akşam. Ama bence 1'le 4 olayı yok. Yani 4. giren da ne bileyim ne kazansın da ne kazansın. Nenemin de neyi olsa ne olurdu. Neyse. Zaman daralıyor. Sevgili Serdar Sarı'nın söylediği metotta 4. olarak playoff'a giren hiçbir takımın hükmü yoktur demektir. Yok, o benim lafımdı geçen sene. Sordu bana. Bana da öyle söyledi. Oradaki o dönem Mehmet Mimoğlu ve Sayın Eski Başkanlardan biri. 4. zaten 3'te 3 yapsa, yukarıdaki zaten kazansa gene şampiyon olur. Bir daha dayak yasa gene o kadar şampiyon olur. Öyle bir konu oldu. Ben de dedim biz neye girdik? Çünkü onun da bir meblası var. Yani hakem paralar şey falan. Gayet de yüklü bir şeydir. Yani onu da sana söyleyeyim. Yani eğer dördüncünün orada hiç şampiyon olma durumu yoksa ne işi var orada? Ne işi var orada? Ne işi var? Yani ben girerim, diplom olayım orada ödeyim, 500-600 para da oynayayım, aferin popom şeyde. Onun için Ozan Başkan, hatta playoff adayları bunu konuştuydu yani. Başka bir düzenleme getirsinler. Yani birinci bitirene biraz daha avantaj versinler. Çünkü o yılın o şeyini hak eder. İkinci, üçüncü biraz daha yüksek puanda, hatta dördüncü de bir quarter veya bir ne bileyim yarım bir puan verseler, onun da bir yerden bir şansı olsun bari yakalayabilirse de gidebilir. Öyle bir şey konuşulduydu. Ama bu playoff iyi oldu, heyecan oldu da kaldıramıyoruz galiba. Geçen sene başlangıcıydı. Kılıçlar çekildi, yerine zor konuldu. Galiba bu daha kılıçlar çekilecek de galiba... Yok, geçen sene açık ara Dumlupınar ligi bitirdiğinde sandı ki öyle gidecek. Playoff'u hep kazanacak. Öyle öyle gösterdi. Ama iyi bir kadroydu. İyi bir kadrosu vardı. Bekledi olmadı. Bunun öyle olmadığını gördü. Playoff'ta farklıydı. Farklıdır playoff'ta. Seyirci farklıydı. Var gece maçları farklıydı. Gece maçları. Her şey farklıydı. Her şey. Çok farklı bir kupa turnuvası geçer. Şeklinde geçer. Kupa finali oynar mısın gibi geçer. Puan alındasın. Evet. Takımlar daha garanti oynar. Daha telkinlidir. Daha şeydir. Mesela ben çarşamba... Ama tabii yani benim kişisel fikrimi sorarsan bu playoff'un olmaması lazımdır. Vallahi olmasın artık. Bak ilk daha ben de bunu bu akşam burada derim. Geçen sene zaten birkaç grubuna yüz yüze geldik. Kırıldık bile. Yani hazır bir sene oldu. Hemen hemen var bize hafta biraz merhabalaşmaya başladık insanlarla. Oysa aynı geminin içindeyiz. Şimdi bu şekildeki görürüm. Vallahi eksik olsun. Yani durup bunu emcemden eve oturup kaldıralım artık. Olan olsun gitsin. Ne yapalım? Yani her sene zaten ligin içerisinde bin bir şey olur. Bari bu playofflarda bu kırılmalar olmasın. Biliyorum bu sene gene olacak. Nedir? Adamlar yataktan kalktı. Kur'an'ın çekilmesi için yataktan kalkıp geldiler akşam. Yani. Düşünebilin ya. Ya biz Kur'an'ı çekemedik. Yarın sahada az mı maçı bırakın insanlarla? Yapacaklar birbirlerine inan. İnanın sen. Şimdi mesela ben yorum yapardım. Ben cümlere bilmem ne tilkisi. O da böyle kır tilkisi, dal keçisi, dal tekesi. Bir ayla kudar akşam. Koca kavalılar, deve kavalılar. Şimdi konu bak. Bak Ermiyen. Burada konuşulsun bunlar. Söz almak isteyen de bağlansın. Çünkü bu işin gizlisi saklısı yoktu. Kurayı çekemeyen takımlar yanı sahalarda nasıl birbirlerine maç yapacaklar? Herkes kendi kendine rakip seçecek. Ben isterim bununla oynayayım, o ister onunla oynasın. Yani kurayı bile çekemedik akşam. Çekemeyecekler daha. Yani ben isterim oynayayım filanla, o istemez oynasın filanla. Yani işimiz iyi değil. Yani bu konuda iyi değil. Bence gruplar tekrar bu işi bir konuya getirsinler, otursunlar, konuşsunlar. Bence kaldırsınlar gene. Benim görüşüm. Tabii gruplar bilir. Çoğunluk ne derse olur ama yok. Kalkması gerekir. Çünkü maskaralıktır bence. Maskaralıktır. Ekstra külfettir. Ekstra külfettir. Kırılmadır. İddiayı daha da fazla büyütmedir. Peki bugün nedir puanı Şeyin Yanova'nın? Söyle bakayım. Söyle bakalım puanını. 48. 48. Peki bu 13 puan farkla adam ligi bitirdi. Yok, yapmadı çünkü Dumlupınar çıkmadı oynasın. Yani aldığı beleş puanlar da var. Yani şimdi küçükme değil, o yönden yanlış anlamasın kimse. Şimdi eğer playoff olmasa Dumlupınar çıkmayacak oynasın. Çıkmayacak mı? Şimdi playoff olmasa da direkt şampiyon
sezonun içinde belli olsa. Dumrupınar çıkmayacak oynasın o maça. E çıkmasın yine bakayım. Anlaman ederim sen şimdi. Yani şeyim diyorum sen cıvıklık var. Yani şimdi gel Dumrupınar hesaplar playoff'a gelir. Ya playoff'ta hesaplaşırım. Yani kız şeyim var şampiyonluk şansı. Şimdi mesela Boğaziçi oynar şampiyonluğa. Playoff yoktur. Var mı lüksün ben maça çıkmayı? Var mı öyle bir lüksün? Kendimden deyim ki kimse demesin şimdi Dumrupınar veya Yalova konuşurum veya Esenler konuşurum. Hiçbir takım bu lüksü yoktur. Çıkacak 9 kişi oynayacak o maçı. 8 de oynayacak, 10 da oynayacak. 7'ye düşüyor. İstersen 15'isin, istersen 20'yi. Çıkacak. Şimdi bana takım diyor ki ben çıkmadım filan maça. Ne çıkayım benim 15 tane? O! E bir hafta öyleydim 12 tane de umurum olmadı. 15 hesap ne olacak? E hadi bakalım. E şimdi yazdılar. E, kim kimi protesto olacak bu hafta? Sana ne? Senin zamanında da çıkmazlardı maçlara. Sana kaldı avukatlığı yapadın bu işi. Yıllardan beri var bu işler. Yok yemesin ondan, ne de takım dağılmasın. Zaten dağıldınız. Baktığında hemen hemen yarıdan aşağı takımların en az 3 tanesi 2'şer maçlara çıkmadı, 3'şer maçlara çıkmadılar. Yani nereye giderik? Nereye giderik? Takımlar oyuncu bulamıyor ya. İşin gerçeği bu ya. Takımlar oyuncu bulamıyor. Cidden bulamıyor oyuncu. Bulamıyor oyuncu. E kasaplar, kasaplar ligi. Bulamıyorlar. Bulamayacaklar da. Yok. Eğer bu çocuklar başlatmazlarsa ki bak gene deneyeceğim yarın, gene pes etmeyeceğim. Lig biterek devam edeceğim ben. Yani benim gibi başkası da katılsın benim inan. Bu gençleri oluşturmazlarsa bu ligin nefes alacak hiçbir şey yok. Başka yerlerden getirecekler. İşte o kurdu akademi, sen getir bu iki takım. O getirdi akademi, sen getir iki takım. İşte yani yapboz devri başlayacak. Anladın? Çünkü ben dedim eğer Boğaziçi'nin Under 17'ini varsa, 16'ini varsa, Under 18'ini varsa Boğaziçi her sene şey yapamaz ya 18 atsın, 18 atsın. Onun içerisinden bir tane alır, iki tane alır. Ya iş doğrudur. 10 senede Boğaziçi'nin yukarıya aldığı çocuk 6, 7'yi geçmez. Çünkü bu iş böyledir. Yani geri kalan çocuklarına gidecek, bir aşağıda kliklere gidecekler. Başka takımlara gidecekler. Yani oyuncu bolluğu var. Hiç olmazsa takımlar sahaya çıkabilir, 10, 13, 15'i çıkabilir. İşin gerçeği bu. Çünkü taşıma suyla değirmen dönmez. Suyu da bırakması lazım. Ya da bekleyecek Allah'a çevirlerimizi bize futbolcu getir. Haşa, onu da adını aldık tabii. Ama olmaz, olmaz. Yani bu gençleri bu topluma kazandırmak, bu federasyonun altına getirmek lazım. Yok ben getirdim iki takım benim tak gruptan, yok akademiden, yok ben getirdim. Onların bize faydası yok diyor. Buradan çıkmazsa, kendi toprağından, buradan almazsan çıkarasın, hiçbir faydası yoktur. Taşıma getirdiğin oyuncular senin gelecek oynayacak bir sene, 6 ay, 3 ay, biri bağırarak gene kaçak gitsin. İşin gerçeği budur. Onun için şimdi bu akşam zannedersem basketbolda Filisa'nın güzel bilgi verdiği halkımıza burada. Playoff'u konuştuk, gençlerle ilgili sorunlarımızı konuştuk, eksik evraklarımızı konuştuk. Evet, gençler ligine ilgili bir mesaj var. Bir şey sorabilir miyim size? Neden sekreter Eray Bey gençler ligi için bilgi yazmaz kulüplere? Ve siz burada televizyon ekranında uğraşırsınız. Kimdir bu? Ne yapıyor? Sorun değil. Yani şimdi bu iş Eray'ın işi değil. Eray'ın işi değil bu. Doğru ya doğru. Bu iş sorumlu sekreter Mehmet Ali Toktu. Ve ben dedim arkadaşlar hepsinde bir uğraş vardı bu işte. Yani hakikaten bu kursların alınıp düzenlenmesi ve bu kişileri buradan oralara getirmek. Yani sevgili baca Gençler Ligi Youth League sekreteri vardı. Her şey Youth Mehmet League... Ali Toktu. Odur. Başkan yardımcısıdır o ya. Ama o sekreter odur. Odur. Gençler Ligi'nin sekreteri odur. Resmi sekreteri odur. Ya. Ve defalarca çağırmamıza rağmen gelmedi. Gene başarılı olmadı. Ben biraz hapsettirmemedi. Doğruya doğru. Doğruya doğru. Yani bir kişi isterse, bu kadar isterse bu şeyin oluşmasını, gelecek. Gelecek buraya çıkacak. E tamam ama şimdi ben burada konuşurum ama şimdi adam diyebilir ya sen ne karışın şimdi diyebilir de. Çünkü biz yönetimin dışında bir kişi. Ha istediğimiz için, bizim de gençlerimizin olduğu için, heba olmaması için uğraşıyoruz. O kadar. Başka bir şey yok. Eray'la yazışmalarımız devam eder. Evet. Eğer playoff'ta Yalova şampiyon olmazsa yılın menajeri yine Yalova'nın menajeri olmayacak mı Cevdet? Mehmet'i bana göre geçen sene hak yerini buldu. Yılın menajeri Emrah'ı şampiyon olan takımdır her zaman için.
Mehmet Başarılı mıydı? Evet, başarılıydı. Başarılıydı. Ama madem ki burada Emrah'ın çıkıp federasyonun 40. yılında devleri geçip şampiyonluk bayrağını alması, tabii manajeri Emrah olacaktı. Bu sene olmazsa da ne bileyim şeyin manajeri Esenler'in olur. Esenler'in manajeri, yılın manajeri olur. Çünkü manajerler başarılarla seçiliyor. Böyledir. Bu şampiyon olan takımın manajeri yılın manajeri. O da yılın manajeri. Ama Mehmet geçen sene bana göre yılın en iyi manajerlerinden biriydi. Ama Emrah daha performans gösterdi. Takımın şampiyon yaptı. Ama o da aldı Fiyasyon Kupası'nı. O da güzel ama lig kupası en büyüğüdür. En büyüğüdür. En büyük. Bana göre ben de bu sene başarılıyım. Challenge Cup'ta İngiltere amatör kupasında semifinal oynadım. Yani ilk üçe, ilk dördün içine girdim. Bütün şampiyonların. Bu da çok büyük başarıdır ama benim için başarı değil. Benim için orada kupayı kaldırmaydı ya, final oynamaydı. Esas başarı olması için. Ki Cevdet Başkan bana söyledi, sen de Riman çok başarılı salon geçirdin. Lig sekreteri toplantılarda verilen kararları yazması gerekir tüm kulüplere. Youth League'in sekreteri de Youth League'le ilgili haberleri vermesi gerekmektedir. %100 katılırım. %100. Kim yazdıysa %100 katılırım. Ağzından bana kadar. Ama biz de bir gençler ligi sevdalısı olaraktan, kimisi bu arkadaşa teşekkür ederim, biz de yardımcı olmaya çalışırız. Kararınca yani, hatta galiba bir sekreter gibi de çalışmaya başladık. Ama lig bitmek üzere. Bütün çabamız inşallah son 3-4 maçı yaptırırız bu çocuklara. Demek ki bir Youth League sekreterinin açılması gerekmektedir. Var Ermiya, ben sana söyleyeyim, var. Mehmet Eritok bugün gençler ligi sekreteridir. As başkanlığın görevi. Nasıl Mehmet, nasıl Kemal Soyer as başkan olarak ligin gençler ligin sekreteri Kemal Soyer'iydi. Devrederdi, biraz Zeki yapardı, yardım ederdi. Tümse yardım ederdi. Biraz ben elimden geldiğince yardım ederdim. Yıllarca gençler ligi bu şekilde idare edildi. Şimdi baktık gördük ki o yıllardan idare edilen gençler ligi false çıktı. Çıktı, ne için çıktı? Ne için çıktı? Bugün 40 yaşını bulmuş, 50 yaşını bulmuş ünlü futbolcular öyle açıklamalarda bulundular bu sosyal medyada. Kalktı oturdu UEFA, FIFA kalktı oturdu. Ve bu yüzdendir şimdi bu kadar. Şimdi bence sıkıntı. Şimdi bence mesela Murat Hüseyin, eski sekreter, welfare oydu değil mi? Şimdi ne welfare? Şimdi ligin 4'te 3'ünün welfare şeyleri, sertifikaları var. Ligin 4'te 3'ünün CRB'dir, Safeguard'ındır, ne bileyim ne, bütün kursları aldı insanlar. Ve hala da onun üstünde de o kadar daha evrak istiyorlar, o kadar daha detay istiyorlar. Eskiden bunlar yoktu. Ben dersem yoktu, yoktu. Ben gittim, First Aid kursunu gördüm, CRB çekimi yaptım, Safeguard'ımı yaptım, Welfare'ımı yaptım. Welfare'larla 3 yıldır şeyleri, limitleri. Ve 10 sene evvel aldığım şeyle kimse ne aradı ne sordu. Ama takımlarımı register yapıp, sigorta yapıp RF'ye register yapıp, hatta 2 sene evvel ne aradı ne sordu diye bir konu yok. Sormadılar. Welfare vardı diye. İlgilendirmediler çünkü yeni bilgileri alıp da kulüp yetkililerini bildirmediler burada. Yani bu işin sorumluları kim isaydı bildirmedi. Şimdi Kemal sonra akşam, Kemal Başkan sözünü de unutma. Mehmet, gözüm sende değil. İkaz ettim Mehmet'i. Mehmet'in yapabileceği iş bu kadardı bu sene. Bu kadardı. Bu kurslar için çok çalıştı. İyi dövdü, hakkını ver. Yani bu kursları toparlayıp iki aşamalı kurs toplayacağım, 15-20 kişi gidecek kursları yaptıracağım iki dönemde ve ben o kadar uğraşacağım, bütün gruplarla temasa geçtim ve son gün Cihan o kadar grup vardı, bu welfare sertifikasını almam işte gelmedi, onlar kapatıldı sanki de onlara şey borç para istedik bir şey, oysa onların iyiliği için, grupların iyiliği için idi yani bu diplomaları, bu kursları görmesi. Şimdi ben nasıl hatırlarım, mesela hem Servus Kitchen'da hem bu First Aid kurslarını gördük yani. Yapılırdı eskiden ama bu kadar sıkı değildi ya. Hakikaten bu kadar yani LF'nin bu işi bu duruma getireceğini, ama öyle olması lazım. Söyledi. Çünkü bu da bir nevi önlemdir. Çünkü aldığın çocuklara bakman lazım. Dünya kadar rus kural çıkardı LF.
daha beraber geçirdik listaları. Gördün ne kadar şey vardı, prosedürü var bu işin. Ve inşallah yarın gece toparlayıp Eray'a teslim edelim. Eray göndersin. Belki izin çıkar. Yani izin dediğimiz yani işte sigortalayıp paket halinde rejister yapmaktır LF'ye konu. Ve belki hafta cumartesi başlarız bu çocukların. İtibarları kuralım, ne yapalım? 3-4 maç olsun, ligi bitirsinler. 19-23 Nisan geliyor. 19 Mayıs'ta olacak. Bu takımlar çıkarıp oynatmamız lazım ki gelen sene bu çocuklar da o şey olsun, o beklenti olsun. Çünkü bu çocuklar hepsi başkası kapacak bunları. Hepsi. Yani bu çocuklar da unutma, 2 dönem kaybettiler ha. 2 dönemde kaybettiler. Çoğu da 16, 17, 18 yaşında oldu çocuklar. Ve hazırlar ikinciliklere dağılsınlar. Ve kaybediyor kendileri. Ki keşke gitsinler oynasınlar ikincilikte. Ben yani onu bile razıyım. Razıyım. Çünkü hatırlarsın. Zaten bizim takımımız oynayan ikincilikte değil. Sadece seninki değil. Serdar'ınki de hepsi gençtirler. Hep çocuk. Yavrunun da bir aile gençtiği. Pekgün'ün de gençtiği. Sen oynayan bilin zaten. Yani bir de bunları aktarsak bu seneden sonra. Çünkü bu en azından 2-3 takımdan onlar da yaşları dolacaktı. Onlar da aşağı iteceydi ikinci lige. On takım tekrar oluşacaktı değil. Değil. Ama dediğimiz gibi bu sene dağlar kadar sorun çıktı önümüze. Ve bence iyi oldu. Biraz fazla uzadığı için biraz çocukları biraz üzdük. Ama yarın tekrar silbasyon yapacağım bunu. Liste liste çıkaralım genleri, altı takımı. Verelim Eray sekretere göndersin ve kapansın mesele, bitsin. Herkes uğraştı bu konuda. Uğraştı. Mehmet de uğraştı. Biz de uğraştık. Burası daha fazla uğraştık. Yani yayınımıza da devamlı her gece, her programda en azından yarım saat bu gençlerle ilgili bilgi verdik, detay verdik. İnşallah yaparız da hafta cumartesi başladık bu çocuklarla. O şenlik yine başlar Pims Park'ta. Maçların büyük olasılıkla Pims Park'ta oynanacak. Evet, gelelim Koç Gili'nin konusuna sevgili Baca. O konuyu da biraz eşeleyelim. O konuda hiç bilgim yoktur. Akşam bir şeyler duydum. Şimdi her at her yattığı yere bakar. Nerede oraya katılıyorsun. İkincilikte ben biraz yoksunum bu sene. İlgilenemedim. Onun için yorumlarda da seni bırakırım. Veya gelen arkadaşlar var ya burada ikincilikten mesela getirdiğim arkadaşlar yorumladı ikinciliği. Basından takip ederim işte. Toplantıda da akşam duydum. Ona bakarsak şimdi gidecek şey yener. İkilere gidecek, ikilere gidecek. Yani ama benim eski başkanların da dediği bir şey vardı. Tutanın elinde patlarsa patlar. Yani ne bileyim filan oynatmış da tutulmamış da filan yapmış da tutmuş. Tutmuşsa da patladı sen yanacaksın. Yani her kulüp kendisi sorumludur. Sorumludur oynat oyuncudan. Yani bunu bilmeyen mi var? Yok ya aldı da çıktı da şimdi önünü kesecek bu işin. Varsa bir hata yapacağım. Ya bu benim için de geçerlidir. Hepsi için geçerlidir. Yani onu bir defa anasa denilme inan rahmetli Özal'ın da anası buydu. Yani bir daha denilsen ne olacak? Ne bir defa ya? Bin bir daha denildi anasa ya. Ne bir daha başladı zaten biter ya. Yani benim bunun üzerine hikayelerim de vardır. Başlarsan biraz daha değişikti de gene kapatmasınlar bizi yanlış. Yani neyi deleceksin? Varsa bir suç oldu. O onda oynadı da şampiyon oldu. Onu görmediniz benimkini gördünüz. Yani bir suç değil suç örter mi ya? Suçsa suçtur ya. Ben akşam yine dedim akşam. A vermeye ya ver tüzüğü. A buradadı. Ver gene filan madde yokusu. Al onu ver Mehmet Mimoğlu'na. Ver Mehmet Gözde. 3 tane ayrı şey çıkacak. Cidden. Ben hiç görmedim bu tüzük, bu lanet tüzük neyse. Aynı anda iki iş okulda. Ha. Doğru bir fasulye. Odur. Odur. No no no. Silosidodur. Yok ya Sevgili Bacak. Benim Mehmet Mimoğlu'nun ve Gözde'nin okudukları evet. Aynı. Şimdi isim derken hadi evlidir Mahmet Ali'de. Hani ben yani suçlama açısından değil. Sevgili yani, Serdar Sarı biraz okurken tüzüğü çok iyi bir yorumcu olduğu için değiştirir söyler. Yani, yok ya sadece Serdar'ın suçu değil bu. Ben gördüm bu tüzüğü. Nereye çekerlerse oraya mı gider? Cidden. Tüm senin de bir lahı vardı. Nereye çekerlerse gider o tüzüğü. Onun için ben mesela Bönlüm oğluyla konuştum. Yarınki toplantıya gelecek diye. Dedim benim bir Boğaziçi'nin tüzüğü vardı. Altı maddedik. Zaten onun zamanında yapıldı o şey. Dedim böyle Osman tüzüğü kaybetti. Bizim Osman Hacı'na verdik bir iş yapsın. Ne tüzük kaldı? Kendi de kayboldu. Tüzük de kayboldu. Dedim. Dedim ne tüzük kaldı? Ne tüzük kaldı? Dedim, bir de bir de daha. Ne tüzük kaldı? Dedim filan dedim. Ama bana çok şey sürmedi. 6-7 madde. Lap 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 aldım da
Tamam dedi bana, yarın getirip herhalde beraber okuruz da geldi. Yani bizim tüzük olduğu yüzük. Yüzük olsun inşallah olur. Yüzük oldu. Yani tüzük müzük bir şey yok. Bizim kişiler, 3-5 tane kişi oturacak. Gruplara kasamış gene olacak. Orada 8-10 maddelik bir şey oturacak. Oraya kalıplaşmış. Açtığında gene bir dava aldığında, şuna sekardığında tokadı vurdu Osman. Ha, 4 hafta cezası vardı. Bir ceza veremeyiz ya. Ne yedin canıya giresin, disini sekreter olasın veya yönetici olasın. Veremezsen, edemezsen ne işin var o masanın üstünde? Yani demek ki oradaki yöneticiler karşıda doğru söyle. Gelin yapalım biz. Madem ki ceza veremezsiniz, ister bizi söyleriz size. Ama biz gelmedik ya, sövmeye duralım buraya. Ama şimdi hakemler olayı Landon Efe'ye bildirmez. Siz demediğiniz yer hakemler. Landon Efe'ye üye olmayan hakemler bu ligde çoğunlukta hiçbir rapor alınmaz maçtan sonra hakemlerden, ya da alınırsa eksik eksik alınır. Sekretere iletilmez. Sekretere iletilirse sekreter istediklerini sıraya göre koyar ve gönderir. Böyle bir usulsüzlük var. Çünkü hakemler holding'e girmek istemez. Çünkü yok. Rejistredeler. Neden? Sen Sparta Lig'de değilsin. Evet. Peki. Ben bu sene oynadım 6 maç, 7 maç. 6 maç. Dışarıda. Alan gördü cezayı. Pazar günü. Salı günü. Tırık düşündü posta. Kutudan aşağı. Öyle değil. Benim hanım adı geldi gene şeyden, LFA'den açarken Talan Rüstemoğlu yellow card, ne bileyim Yaçık yellow card. Şimdi onlar hepsi registredi LFA'ya, ama şimdi bak. Ama şimdi bizim tüzüğümüzde Landon Efe'ye register olmayan hakimi atadığın zaman iki kuluba bildirmen lazım. Arkadaşlar, ben size bu hakimi gönderiyorum. Ama bu hakem Landon Efe rejistre değil. Raporunu versin. Kabul eder misiniz? Raporunu versin. Pazar günü oynandı Doğan Türk Boğaziçi maçı. Bu hakem Fazet rejistre değil Efe. Maç sonu bir raporu var değil. 2-15 başladı. İşte baba bir rapor yaptı. Onu şey yapsın. Gece maçtan sonra Mimoğlu öyle aldı raporları. Mehmet Mimoğlu hakem Sırdekan'a. Maçtan hemen sonra aradı, raporları isterdi. Hemen. Sabaha kadar tüm raporlar geldi gene. Yarın, son günü yarın gece. Şimdi amaç neydi? Bulamam ya 20 tane hakem, LFA, rejister. Belki de 15 bulun, 5 tane alın, işte skalede kullanasın. Şimdi burada adnet var mı yok mu? İllahi insanın vicdanına kalmış bir şeydir. Ama dediğin gibi LFA tanımazsa rejister olmayan hakemin şeyini, sen söyle, raporunu yapılacak bir şey yoktur. Onu dediğin doğrudur. Ali arar başkanım diyor. Sizin maçta ne bileyim filan hakemleriniz. Kutlak bol şanslar der Ali yollar. Ama şimdi dediğin daha eğer rejistre değillerse bunu hakem sekreterimiz el atacak. Diyecek ki tamam siz rejistre değilsiniz. Rapor yapın. Rapor yollayın sekreterliğe. Genel sekretere. Onlar da atsın. Raporun da olsunlar. Bir şey hazırlayıp şeye göndersinler. Sen söylüyorsun, sana toplanırlar zaten. Efe, gelmesin ceza, salı da gelsin cuma. Anladın? 2 günde gelin ceza. Onu yapabilirim. Ama aynı gece bütün raporları topladın da hakemlerden sen. Onu derimse, aynı gece gelsin. Ertesi günü de sabahtan ya da öğlen Landon Efe'ye yollayın. Salıya da çarşambaya elindedir kağıtlar. Sen onu... Madem ki ama akşam bir itiraz vardı orada. Dedilerdi ki playoff hakemlerini yönetim kurulu oluşturacağı bir özel komite atasın. Öyle oldu geçen sene. Kimse olmayacak zaten. Geçen sene böyle oldu. Bütün hakemler LFA'den geldi. Öyle maçlarıyla. Biz oynadık ya LFA'deydi. Maç şu kutuda ilk biz de playoff'taydı. Bütün hakemler Mimoğlu bir şey olmasın diye hiç kimse geçen hakemlerden şikayetçi olmadı ya. Playoff'ta. Hakemler hepsi yüksek derecede hakemleriydi. Ve çok iyi hakemleriydi. Çok güzel hakemleriydi. Şimdi gel ya bu sekreterlik... Şimdi sevgili Baca... Mada yayın gider. Şimdi, ben zaten bir... Şimdi bunun... ben bir şey daha fark ettim.
diyecekler ki Alp çok konuşur ama konuşabilin ya, sen herkes serbest konuşabilir, ne var? Neden tüm lig maçlarına London FA'den hakemler gelmez? Bunu isterse Türk Toplum Futbol Federasyonu'nun hakem sekreteri yapabilir. Tamam, ben bu sorunu... London FA'ya söyler ki benim bu kadar maçım var, bana bu kadar maç yollayacağım. Çünkü şimdiye kadar full time buradadır. Hakemler rekorda başlar. London FA'nin elinde bir aile hakem vardır. Rejister. Ama benim tahminim bulamazmış hakem. Neyi bulamaz ya? London FA'ya söyle de London FA sana bulur hakemi. Tamam, yarın. Ya istersen git döv London FA'nin hakemini. Kalamaz. Seni göresin ne yaparlar. Yok can güvenliği yokmuş hakemin de, yok bilmem nenin. London FA'ya söyle bakayım. Benim 6 tane maçım vardır. 6 tane hakem yollayacak mı? 9 tane hakem yollayacak. Yollamaz mı sana? Yollar. Madem ben London FA üyesi bir hakemim, kulübüm, London FA üyesi bir hakemin de benim maçımı yönetmesi lazımdır. Ben kabul etmem sokaktan bana hakem yollayasın ya. Şimdi yarın gece bu soruyu sor. Orada olacak, aşağı sorda olacak, sor gene. Eğer varsa böyle bir imkanımız 25 hakem getirelim NFA'den. NFA'den gelen hakem 25 tane hakemi yapacak ya, bacağım. İkinci ligde var ya, 20 maçın var ya. 3 hakem isten maç başına. Hayır, 3 hakem isten maç başına değil. Bizde orta hakemin alınması lazımdır. Hadi 3 tane 3 tane aldın hakemleri. Gelin olsan 20 tane hakem istek, en az 20. 25 isten çünkü hasta olan gelemeyecek olan var. Maç senin sorumluluğunda değil, London FA'nin sorumluluğundadır. O hakem bildirir. London FA'nin hakem işlerini yapan expense forumları vardır. Gelir maç başına yönettiği para yazar. Ödeyecek bir tonu para gelir. Ne oldu? Ödeyecek. Ödemez mi gene, zaten öden ya. Dur bir dakika ya. Kaç para verin ortaya? Challenge kaplarda. Junior İngiliz. Bir dakika ya hoca. Kaç tane hakem verin? Ödeşti ya kura şimdi. Bilin. Toplam ne ödedin Challenge Cup'ta? Challenge Cup'ta hep tuzlu geldi. Çünkü Guar Express'e de şeyin üstüne. Yani adam gelir, Guar 15 lira yol parası. O biri Guar 9 lira, o biri 13 lira Guar. Ama hakemlik ücreti de 25 liradır. Ne demiş adı? 25 artı 15 alır. Yoo, hiç olur mu ya? Kaç para? 35 orta hakem. 25 lira. 30 da şey, yan hakem. Hiç olur. Tamam. 30, 60, 95, odur, budur, benzindir, petroldur, bastır, uçaktır, şeydir, 120'yi vurur, gene 60'a. Şimdi bizim burada, federasyon bu sene bilin, şey aldık şeyler. Yani bir hafta demen öyle 50-50 bütün maçlar, tabii şey için, 3 hakemli için. Adam, sekreter diyor ki, arar geni filan ikincilikten, yahu sekreterim bana ifşanı yollama, bir tane yolla. Yani şimdi Ermenistan Gidali gibi şeydir, böyle 4-4'lüktür, Rayman Lig'dir. Adam yalvarır sekretere, şimdi ben kayırmam kimseyi. Kimsenin avukatlığını yapmam, o duruma düşmem zaten. Ama adam ben duyarım, ya bir ne yaparım üç hakemi der zaten. Bir hakemi de resimimize sarın, işte ne şişası ne kâfiyası. Ama şimdi ya ben o günleri çok çektim Akni Maçlısı'da. Bütün lig oynanırdı Akni Maçlısı'nın içerisinde, 24 takım maç oynardı. Hakem dedi çağırdı bundan, Ozi durdu o taraftan, penaltı dedi. Yahu biz dedi buraya çağırdık, sen ne durun? Anladın? Onlar da yaşadık bir hakemine. Son 5-6-7 sene hakemler fena değil yani, birincilik biraz, 3 hakem evet, kötü hakemler geldi. Benim Kafkas maçında Pins Park'ta, sen de oradaydın, Shane durdu, 18 yılında Fiki kazandı, baraj kuruldu neyse, adam çekti 90'a çekti topu, orta hakem gösterdi santral, yan hakem offside dedi. Bu dünyanın neresinde görüldü, tek vuruşla değildi, normal free kick idi. Adam 25 yılında çekti, golü attı 90'ın içerisinde ki o maçta ben 2 puan kaybettim. Bak şimdi adamlar bir puanın şeyini yapar, tartışmasını yapar. Benim için o 2 puan altın mıdır şimdi? Altın. MTG Lig'den çekildi, herkes bir maç yaptı diye 3 puan silindi. Benim 3 puan ekstradan gitti. Yani demeyecek Sinan Başkan ne demek istedim? 6 puanın gitti. Sinan Başkan ne demek istedim ben çok iyi anladım. O benden fazla üzüldü. Çünkü Boğaziçi olduğunda huzur var orada. Başka bir şey yok diyor. Ne durma dönme vardı. Ama şimdi konu kapattık, sinemize çekti. Akabinde ikinci yarı bu tarafta aşağıda. Denzel vurur. Rakip takımın ayağına vurur. Kaleci kontrol etkiler kalır. Top 90'a girer. Dün neydi?
Senin adama vurdu, ofsayt dedi. Yavru kim adama vurdu? Yani biz de çok çektik hakemler bu sene. Bana bana. Ne bana? Ne bana? Böyle koskoca Türkiye Ligi'nde, Brayman Lig'de görülür, şeyde görülür, bu liglerde görülür, Premier Lig'lerde. Adamlar milyonlarca para atar ve bu şey çeker. Neyse ben hakemlerle konu, bu yarın iyi bir misafirimiz vardır, ona da sorarız. Ama varsa böyle bir imkan da NFL'den gerek bu hakemle, bence doğrusu odur. Hiç şey kaldırmaz. Yani tartışma bile kaldırmaz. Onun için ben kapatacak. İbem Hoca, playoff oynayacağında herhangi bir NFL'e yolla, bana hakemden gene yollar sana. Ama bir defa mahsustur herhalde. Turnuva içindir. Playoff çok büyük bir şeydir. 104 takım playoff, seçme takım playoff'a geldi ve orada şampiyon belli olacak. Lig içerisinde yollarsa, bence gelirlerse iyi olur. Bana göre iyi olur. Yani iyi bir hakemin maç yönetmesi, kim istemez ki? Terazi 50-50 olur. Ama adam diyorum sana, free kick'ten bana offside verir ve golü, iki golü uyar bana adam ve ben 3-3 kadrında 2'den altın puan kaybederim bu playoff yolunda. Acıdır. Acıdır, çok acıdır. Anladın? Ama şimdi durumda hakem hatalarını tartışmayacağım burada. Ama eğer böyle bir şey varsa, ki araştırmak lazım bunu, araştırmamız lazım. Biraz sen daha da ellerin uzundur. Varsa böyle bir imkan da NFL'den gelebilir hakemler bu lige. Varsın, onlar da daha fazla verelim. Daha iyi hakemler gelsin yönetsin maçları. Evet. Başka ne diyeyim? Sevgili Baca, artık programın sonuna geldik. Yönetmen de uyukladı, biz de uyukladık. Vallahi ben sabaha konuşurum ama sen pilin gitti. Hadi konuşun. Pilimiz bitmedi sevgili Baca. Bize ayrılan süre bitti. Ve evet, herkese bir Londra Spor programından iyi akşamlar diliyorum ve her zaman da olduğu gibi sevgili uzman psikolog Dilek Göngür'ün sözüyle bu programı kapatmak isterim. Bu bizim Londra Spor programımızın sloganı oldu. Her doğruyu söylemem ama her söylediğim doğrudur. Evet, iyi sabahlar. İyi sabahlar.